İstersen müdahale edebilirsin sen. Tamam. Yani ben gördüklerimi kapatıyorum da. Tamam. Evet, başlayabiliriz dilerseniz. Çok değerli hocalarım, kayıt altına alıyor muyuz Semih? Başlayabilir miyiz? Senden onay bekliyorum. Tamam, başlıyorum o zaman. Çok değerli hocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım ve arkeoloji severler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 17 Ekim Uluslararası Arkeoloji Günü, tüm camiamıza kutlu olsun diyorum. Dilerseniz bugün özelinde küçük bir konuşmada yapmak ve bugünü anmak isterim. Uluslararası Arkeoloji Günü'nün ilki 2011 yılında kutlanmaya başlandı. Bu tarihin geç bir başlangıç olmasına ve oldukça sınırlı kaynaklarına rağmen 115'in üzerinde program ile bu kutlama ilişkilendirildi. İlk Ulusal Arkeoloji Günü'ne katılım 38 Amerika Birleşik Devletleri eyaleti, 4 Kanada eyaletini kapsadı ve Birleşik Krallık'taki bir etkinliği de içine aldı. 2012'de katılım 49 ABD eyaleti, 8 Kanada eyaleti, Avustralya, Mısır, Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki etkinlikleri içerecek şekilde ayarlandı. Etkinlik her yıl daha da büyüdü ve en son verilere dayanarak 2017 yılında bu etkinliğe yaklaşık 600 işbirliği teşkilatının ev sahipliğinde dünya çapında 900'ün üzerinde etkinlikle kutlandı ve her Ekim ayının 3. cumartesi günde kutlanmaya devam edecek gibi görüyoruz. Biz de ülke olarak bu etkinliğe katılım sağlamak için girişimlerimizi ilk olarak 2019 yılında başladık ve resmi bir yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne durumu anlattık. Organizasyonu bakanlık ve STK ortaklığında, yani Arkeologlar Derneği ortaklığında yapabilir miyiz diye görüş sunduk. Ancak 2019 yılı içindeki girişimlerimizde geç kaldığımız için o yıl bu organizasyonu gerçekleştiremedik. Geç kalmamızın bir nedeni de dernek yönetimine yeni seçilmiş bulunuyorduk. Biraz o konuda hızlı hareket edemedik. 2020 yılı için bakanlıktan resmi bir yazı karşılığında sözümüzü aldık. Ancak malumunuz 2020 yılında da pandemi yılı oldu. Biz de ne yapalım diye düşünürken ve camiada mevcut olan online konferans ve toplantı furyasına bu paneli de entegre ederek ilk kez 2020 yılı Uluslararası Arkeoloji Günü kutlamalarına ülke olarak katılımı dernek adımıza sağlamış bulunuyoruz. Tüm camiamıza hayırlı olsun diyoruz. Elbette geçmiş yıllarda camiamızda kutlamalar bir afiş ile gerçekleştiriliyordu. Ancak bugüne özel bir etkinlik daha önce hiç yapılmamıştı. Biz de etkinliğimizi bugünü düzenleyen kurumlara kaydettirerek kutlamalara katılmış olduk. Yani bu database içine girerek www.archaeological.org adresinden artık Türkiye'nin de derneğimiz sayesinde bu organizasyon içine katılmış olduğunu büyük gururla söylemek isterim. Yine bu panel ve panel afişi ile de bir farkındalık oluşturarak ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu kutlamalara sosyal medya ile katılım sağladığını gördük. Bu da bizi mutlu etti. Ben sözü burada keserek Başkan Yardımcımız Aslı Altun'a sözü bırakmak istiyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu organizasyonda Zoom katkılarını sunan Kültürel Mirasın Dostları Derneği Başkanı Saadet Güner Hanımefendi'ye de şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek isterim. Ben buradaki üç hocayı da esas tanıtarak yani çok uzun zamanımı alır tanıtmak ve onların yaptıklarını anlatmak, yayınlarını söylemek. Tuğba Öksü şu an hala Kocaeli Üniversitesi'nde bölüm başkanımız olarak görev yapmakta. Mehmet Özdan İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölüm Başkanlığından emekli. Nevzat Hoca da Nevzat Çevik de Antalya'da Klasik Arkeoloji bölümünde öğretim üyeliğine devam etmekte. Paneli ilk evvel Türkiye'deki arkeolojinin dünüyle başlayacağız. O yüzden Tuğba Hoca'ya söz vermek istiyorum. Hem katılımı için çok teşekkür ederim. Söz sizde hocam. Teşekkürler. Ben de size aslında bu
Organizasyon düzenlediğiniz için de çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle bir günün aslında dernek tarafından ülkemizde de yetkinlikle kutlanması çok önemliydi. Ben size küçük de bir sunum hazırlamaya çalıştım. O sunumu izninizle yansıtmak istiyorum. Ama bana izin vermeniz gerekiyor yansıtabilmem için sunumu. Şu an verdim hocam. Bakabilirsiniz. Tamam. Evet. Yani şöyle çok genel hatlarıyla zaten Türk arkeolojisinin tarihi demek hani son 20. yüzyılı esasen bu tarih içerisinde görebiliriz ama tabii ki 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye arkeolojisiyle tanışmış oluyor. Son Osmanlı döneminde tanışmış oluyor. Hani burada bir sunumdaki kapak resmi olarak bir Osmanlı dönemindeki Nemrut Dağı'nın parçalarını görüyorsunuz. Ortada rahmetli Halit hocamızın gençlik yıllarında kazıya minibüsündeki görüntüsü var. Sağda da Alacahöyük'ten bir hava fotoğrafını koymaya çalıştım. Şimdi tabii hani Türkiye'de arkeoloji ne zaman başlıyor? Aslında dünyada arkeoloji de birazcık daha erken başlıyor olabilir. Ama 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı mülkünde, Osmanlı topraklarında çeşitli Avrupalı gezginlerin dolaştığını ve bunların bir takım saptamalar yaptığını görüyoruz. Tabii bu daha çok onların hani doğuya olan merakları, orada neler var onu görmek ama bazılarında daha farklı düşünceleri vardı. Burada iki tanesinin resmini görebiliyorsunuz. Biri o ünlü Arabistanlı Lawrence, diğeri de Gertrude Bell. İkisi de Osmanlı İmparatorluğu'nun Mezopotamya topraklarını terk etmesine neden olacak, toprakların imparatorluğun elinden çıkmasına neden olacak casusluk görevlerini yaparken arkeoloji kisvesi altında yapmışlardı. Tabii burada casusluğuyla çok ön plana çıkmamış bir kişinin daha fotoğrafını görüyorsunuz. Austin Henry Layard. O esasen işte Kuzey Mezopotamya'daki çeşitli önemli Asur ve Sumer kentlerinin önemli buluntularını British Museum'a taşımak için bu kazıları yapmıştı. Aşağıda da bir Lamasson'un British Museum'a taşınışını görüyoruz. Bu Illustrated London News'un 1852 yılındaki bir sayısından alıntı. Tabii bunun için hem asistanı hem de İran yerel bir işte vatandaşı olan Hormuz Rassam tarafından da epey bir malzeme British Müzesi'ne götürüldü. Tabii bununla kalmıyor. Çok daha uzun bu liste. İşte Heinrich Schliemann'ın Troya'da bulmuş olduğu Troya definesini eşinin üzerinde sergileyen bir fotoğrafını görüyorsunuz. Bu da daha sonra Berlin Müzesi'ne gittiği, oradan da işte Ruslar tarafından Puşkin Müzesi'ne getirildiği biliniyor. Dünya Savaşı'nda. Yani böyle bir yağmalama söz konusu. Tabii bu dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli cephelerde ciddi anlamda savaşta olduğu dönemler, hani bunlarla çok fazla ilgilenecek vakti olmadığı gibi o zaman da bu tür bir işte kültür, arkeoloji gibi bir bilince de sahip değil kimse. Ama yine de ilk koruma önlemlerinin 19. yüzyılın son çeyreğinde başladığını görüyoruz. Eski eserlerin yurt dışına çıkarılmasının kısıtlandığı bir Asar-ı Atika Nizamnamesi 1874 yılında yayınlanmıştı. Yani buna göre işte eser nerede bulunuyorsa üçte biri müzeyi hümayuna
üçte biri bulan arkeoloğa, üçte biri de o işte kazılan alanın sahibine bırakılıyordu. Tabii daha çok kazanların işte kazı alanının tapusunu elinde bulunduran kişiye çok ucuz miktarda, çok küçük miktarda paralar vererek elinden alıyorlardı bunları ve hepsi yurt dışına götürülüyordu. 1881 yılında Osman Hamdi Bey'in müze müdürü olmasından itibaren artık yeni bir Asar-ı Atika nizamnamesiyle yurt dışına ithal çıkmasını yasaklandığını görüyoruz ama önlüyor muydu bunu? Hayır, yine önlemiyordu. Çünkü imparatorluğun topraklarında savaş vardı ve bu zor koşullar altında eski eserleri korumak biraz zaman zorlaşıyordu. 1917'de müze dışındaki eserleri korumak için ve eski eserleri koruma encümeni kurulduğunu biliyoruz. Ve ilk müzeler, bilinen ilk müze Fethi Ahmet Paşa tarafından Padişah Abdülmecit'in Yalova'ya yaptığı bir gezi sırasında gördüğü Roma yazıtlarını İstanbul'a getirtmek istemesiyle birlikte Ayı İrinik Lisesi'nde bu tür eserleri toplamaya başladığını biliyoruz. Ve Çinili Köşk en ilk müzeyi Hümayun olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Osman Hamdi Bey'in müdürü olduğu şimdiki İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin binasının kurulduğunu biliyoruz. Yine bu 19. yüzyılın sonlarına doğru Deniz Müzesi, işte Konya Müzesi kuruluyor. 20. yüzyılın ilk yüzyıllarında Bursa Müzesi, Askeri Müze ve İslam Eserleri Müzesi'nin de kurulduğunu biliyoruz. İlk kazılar da bu dönemde başlıyor. Yine işte 19. yüzyılın son 20 yılında yapılıyor, ne yapılıyorsa. Osman Hamdi Bey tarafından Nimrut'ta kazılar yapılıyor. İşte Adana İncirlik'teki yazıtlar, Sayda'dan İskender Lahdi, Milas ve Tralles'ten de heykel ve kabartmaların İstanbul'a getirilişiyle ilk Türk kazıları, ilk yerli kazılar yapılmış oluyor. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu arkeolojide çok ciddi bir ivme oluyor Türk arkeolojisinde. Her şeyden önce Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuya çok fazla ilgi göstermesiyle başlıyor bu ivme. Bir takım yasalar çıkartılıyor. İşte eski eserleri koruma yasası, bu arada işte kültür müdürlükleri, Hars dairesi kuruluyor. İşte Türk Tarih Kurumu kuruluyor. Burada bir araştırma kurumu olarak. Bir de iki tane de üniversite var. Biri İstanbul Üniversitesi, birisi de Ankara'daki Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Buralarda ilk arkeoloji eğitimine başlanıyor. Şimdi bu yasalara şöyle baktığımızda hani Millet Meclisi'nin kararıyla ilk Kültür Müdürlüğü yani Hars Dairesi'nin kuruluşu ve ilk Müzeler ve Asar-ı Atika hakkında bir genelge yayınlanıyor. Bu da müze müdürü ve çalışanlarının sorumluluklarıyla kazı araştırma ve sondajların kimin yapacağı hakkı ve ölçütleri üzerine en yani ilk geniş kapsamlı ölçütlerin yer aldığı bir genelge. Ondan sonraki kısımda tabii bu dönem içerisinde 20'li 30'lu yıllarda çeşitli müzelerin bugün köşe taşları olan çok önemli müzelerin kurulduğu, sarayların müzelere çevrildiği ve ilk müze olarak tasarlanan yapı olan Ankara Etnografya Müzesi'nin kurulduğunu biliyoruz. Şimdi çeşitli tarihi yapıların da müzelere dönüştürülerek kurulması bu dönemde gerçekleşiyor ve çeşitli müzelerin dışında bazı ören yerleri de açık hava müzeleri olarak değerlendirilmeye başlanıyor. Araştırma kurumları içerisinde tabii ilk 1930'da ilk kez bir Hitit ve Asya Araştırmaları Merkezi var Fransa'da. Bu Atatürk'ün maddi desteği ile
Revue Hittitet Asiyanik adlı bilimsel dergi çıkarmaya başlıyor ve hemen ertesi yıl Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, yani Türk Tarih Kurumu kuruluyor. Ve burada Türk Tarih Kurumu'na verilen görevler arasında gerekli yerlere araştırma ekiplerinin gönderileceği ya da kazı ekiplerinin gönderileceği hükmü yer alıyor. Türk Tarih Kurumu'na arkeolojik kazı yapma görevi de veriliyor ya da arkeolojik kazıları düzenleme görevi de veriliyor. Ve daha sonra tabii ilk Türk kazısı olarak bilinen Alacabüyük. Burada solda Atatürk'ü Alacabüyük'teki eserleri incelerken görüyoruz. Hamit Rübey Koşay tarafından yapılan kazılar ve aynı zamanda Hamit Rübey Koşay bir de etnolog olduğu için aslında bu en eski o bölgenin etnolojisini de araştırarak en eski etnoarkeolojik anlayışı da anlayışında uygulandığı bir mecraya taşınıyor. Ve Cumhuriyet döneminin ilk resmi kazıları Marmara bölgesinde ve Orta Anadolu'da çeşitli yerlerde yapılmaya başlanıyor. Bunların hepsi 30'lu yıllarda yapılmış olan kazılar. 30'lu yıllardan sonra tabii ki bu kazıların Türkiye genelinde yayıldığını göreceğiz. Bir de tabii eğitim kurumlarının kurulması. Bunun için iki yöntem var. Biri yurt dışına öğrenci gönderilerek yetiştirilmesi ve döndüklerinde bu kürsüleri kurmalarının sağlanması. Diğerleri de yurt dışından öğretim üyeleri getirilerek üniversitelerde bu ilgili bölümlerin açılmasıyla devam ediyor. O sıralar özellikle yani 2. Dünya Savaşı öncesindeki Almanya'dan genellikle Yahudi kökenli olan bazıları da sadece muhalif olan Alman profesörlerine Türkiye'ye davet ederek Türkiye'de modern, çağdaş anlamda gerçekten dine önem veren üniversiteler, yani daha doğrusu fakülteler, bölümler açılmaya çalışılıyor. Onun için sadece Antalya ve İstanbul'da üniversiteler kurulmuştu. Ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıktıktan sonra zaten bu devlet bursuyla 1925-35 yılları arasında dışarıya öğrenciler gönderiliyor. İçerisinde eski Önase kültürleri, bilgeci üzerine öğrenim görüp doktoralarını bitirdikten sonra ülkeye dönerek, ülkemize dönerek bu bölümlerin başına geçen çok sayıda duayen hocamız vardır. İşte bunlardan birkaç tanesini size hatırlatmaya çalışacağım. Halet Çambel, Arif Mefik Mazel, Ekrem Akurgal, Cale İnan, Renzo Oğuz gibi daha pek çok var. Hepsini ben buraya sığdıramadım. Her birisi işte ya bir hükümet bursuyla ya da devlet bursuyla, yani dış ülkelerin burslarıyla da yani hocalar var ve bunlarla birlikte döndüklerinde 30'lu yılların sonunda ülkeye döndüklerinde bu üniversitelerde kürsülerin başlarına geçiyorlar. Çok sayıda kitapları var bu hocalarımızın. Tam olarak bir sayı bile veremeyecek kadar hepsini toplayamadım aslında. Gerçekten çok önemli bir arkeoloji bilimine çok önemli katkıları oldu. İşte bu İstanbul İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Veki Eski Önase Dilleri ve Kültürleri kürsüsüne Hermann Theodor Bossert getiriliyor ve burada sağda gördüğümüz fotoğraflar onun Karatepe ve Çöre'nin hızlarına katılmış olan duayen hocalarımız, bunların artık hiçbirisinin hayatta olmadığını söylemek durumundayız. Bossert'in ilk asistanları, üçü de maalesef artık aramızda değiller ama çok kıymetli eserler bıraktılar. Ve çok gerçekten çok harika bir eğitimci profili gösterdiler.
O kadar çok eser ki ben hepsini koyamadım. Sadece şöyle bir özellikle getirmek istiyorum. Sürenizin de kısa olmasından dolayı. Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hans Gustav Güterbock ve Benno Landsberger'in kurduğu asiroloji ve diyetolojiyle başlıyor. Von der Osten'da arkeolojiyi kuruyor ve bu şekilde ilk Tarih Coğrafya Fakültesi de en eski kürsüler arasında yerini alıyor. Ve buranın ilk mezunları bizim doğayan hocalarımız Tahsin Özgür, Nimet Özgür, İsmail Kılıç, Gökten, bunlar ilk mezunları. Diğer doğayan hocalar yurt dışında doktoralarını yapıp gelmişlerdi. Onların da hem o dönemdeki performanslarını göstermesi bakımından tabii ki kitapların tamamını buraya sığdıramadım ama çok büyük bir yayın dağarcığını ülkemize kazandırdıkları, ülkemiz arkeolojisine kazandırdıklarını görüyoruz. Şimdi size hani Türk arkeolojisinin 10 yıllar boyunca nasıl bir gelişim gösterdiğini şöyle kısaca özetlemek istiyorum. 1930'lu yıllarda dünyada arkeoloji deyince böyle kültür tarihçisi arkeologları ve daha çok yayılmacı kuramlar vardı. Kültürlerin göçlerle yayıldığı ve başka kültürler tarafından öğrenilerek bunun yaygınlaştığı üzerine bir takım kuramlar ortaya çıkmıştı. Bu dönemde bir ulus devletin kuruluş sürecinde Anadolu'daki Türk varlığının ilk izlerinin araştırılması ve halkın geçmişinin ne kadar köklü olduğunu farkına varılması amacıyla Anadolu'daki bütün uygarlıkların araştırılması isteniyor devlet tarafından, Atatürk tarafından bizzat. Ve bir Türk tarih tezi ortaya konuyor. Buna göre Anadolu'da yaşamış tüm kültürler günümüz halkının kökenlerini oluşturuyor. Bu çok yanlış bir bakış açısı değil. Evet, Anadolu'daki bütün kültürler, biz Anadolu'da doğmuş büyümüş insanlarsak hepimizin ortak mirasıdır. Tabii burada hani Türklerin Anadolu'daki varlığından ne kadar eskiye gittiğini kanıtlamaya çalışıyorlar. Tabii ki kanıtlaması oldukça güç bir durumdur. Ve kanıtlanamıyor tabii ki ve unutuluyor belli bir süre sonra ama bu Türkiye'deki ilk etnoarkeolojik çalışmalara da zemin sağlıyor. Karşılaştırma yöntemiyle işte mesela Alacabüyük'te çıkan çeşitli gereçlerin günümüz kırsal alanda kullanılan gereçlerle olan benzerliğine de dikkat çekiliyor. Bu tabii o kültürlerin bizim kökenlerimizi oluşturduğunu kanıtlamaya yetmez. Ama Türkiye'deki ilk arkeolojik, etnoarkeolojik çalışmalar olması açısından oldukça önemlidir. 60'lı ve 70'li yıllar dünyada yeni akımların ortaya çıktığı bir şey. Bu kültür tarihi arkeolojisine ve yayılmacı kuramlara karşı ona tepki olarak geliştiren yeni arkeoloji akımları vardır. Süreksel arkeoloji gibi. Bunların tabii ki daha çok fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ya da matematik alanında kullanılan bir takım yöntemleri kullanmaya başlamalarıyla arkeoloji ciddi anlamda bir dönüm noktasına giriyor. Bunun Türkiye'ye yansımaları tabii ki oluyor. Mesela 1960'lı yıllarda rahmetli Ali Dinçoğlu hocamızla Sönmez Kantman'ın birlikte hazırladığı analitik arkeoloji kitabı. Aslında bu kitap Türkiye'de maalesef amaçladığı etki yaratamasa bile bu zaman içerisinde gene de bu etkiyi yaratmış oluyor. Yoksa biz bugünlere gelemezdik. Bahadır Alkım, Halet Canbel ve Ufuk Esin hocalarımızın öncülüğünde TÜBİTAK'ta bir arkeometri ünitesinin kurulması 70'li yılların sonuna rastlar. Ve bu sayede artık Türkiye'de arkeometrik çalışmalar başlıyor. Yani arkeolojinin dışında fizikçilerin, kimyacıların yapabileceği analizlerin arkeoloji alanında kullanılması mümkün oluyor. Bu yıllar aynı zamanda Türkiye'de
pek çok kente müze kurulduğu bir dönem. Şöyle müzelere bir soldaki Diyarbakır Müzesi, sağdaki de Elazığ Müzesi, elindeki fotoğraflar bunlardı. Eski müze binaları için. Bu müze binalarının hemen hemen planı da çok birbirine benzer şekilde tasarlanmış. Ama hani çağdaş müzecilik anlayışının çok fazla yansıtılmadığı müzeler olarak düzenlenmişti. Daha çok işte panolarda bilgiler yer alırdı, vitrinlerde bilgiler yer alırdı ve daha çok eserler sergilenirdi. Yani bu eserler neyin parçasıdır, nasıl kullanılmıştır bunu izleyiciye çok fazla veremezdi ve işte müze gezme o kadar da halk arasında popüler bir hale gelememişti bu yıllarda. 80'li ve 90'lı yıllar Türk arkeolojisinde çok daha büyük bir ivme anlamına geliyor. Kazı araştırma ve yayınlarda artışlar ortaya çıkıyor. Dahası evet 70'li yıllarda, 60-70'li yıllarda Kevan Barajı kurtarma kazıları büyük bir ivmeyi kazandırmıştı. Burada da Orta Fırat Havzası'ndaki işte Atatürk Barajı ve günümüzde işte Ulusu Barajı'na kadar gelen bir süreç içerisinde kurtarma kazıları çok sayıda genç arkeoloğun deneyim sahibi olmasını sağladı. Ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın işte 40 yılı aşkın süredir yapmakta olduğu, her yıl yapmakta olduğu uluslararası kazı araştırma ve arkeometri sempozyumları. Her ne kadar bu sene COVID yüzünden yapılamasa da aslında dünyada bile hiç örneği olmayan bir sempozyum dizisidir. Ve gerçekten her kazının ya da araştırmanın ön raporlarını rahatlıkla bulup neyi nerede aramanız gerektiğini görebileceğiniz çok önemli, çok değerli bildiri kitapçıklarıyla da arkeolojinin bu günlere kadar gelişmesine çok önemli katkısı bulunmuştur. 1980'de ilk özel müze, 1994'te de ilk sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim müzesi açılmıştı. Tabii günümüzde bunların sayıları çok arttı. Şimdi 2000'li ve 2010'lu yıllardaki arkeolojiye baktığımız zaman çok sayıda yeni üniversite açıldı. Bunlardan 70 tanesinde arkeoloji bölümü var. İşte 300'e yakın kazı, 200'e yakın araştırma ruhsatı verilmiş durumda ve toplam 205 devlet müzesi ve 260 özel müze ile gerçekten başta arkeoloji olmak üzere de bu müzelerin hepsi arkeoloji müzesi değil ama büyük kısmında da tabii arkeolojik eserlerin de değerlendirildiği müzeler. Yeni yöntemler, yeni teknikler ortaya çıkıyor. Yeni anlayışlar ortaya çıkıyor 2000'li yıllarda. Özellikle hani eğitimde dijital yöntemlerle zenginleştirilmiş bir anlatım, uygulamalı dersler, öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanması, internette rahatlıkla kaynak araştırılabilmesi ve son 5-10 yıldır düzenlenen birkaç öğrenci sempozyumları ve tabii modern ötesi arkeoloji yaklaşımı. Bunlar hani işte buna süreçsel gibisi, art süreçsel gibi isimler de veriliyor. Daha farklı sonuçlara gidebilecek. Yani sadece işte eserlerin değerlendirilmesi ve bir takım kuramların ortaya çıkarılmasının ötesinde başka neler çıkarılabilir gibi teorik arkeoloji denemeleri de başladı ülkemizde. Teknik yöntemler kazı ve araştırmalarda çok daha fazla bulguyu ve veriye ortak olarak kullanılmasını sağlıyor. Arkeometrik analizler yapılıyor, jeofizik taramalar, dijital haritalandırma ve modellemeler ya da dijital yeniden kurulumlar, sergilemeler, bir de arkeopark uygulamaları oluyor, kazı ve araştırma, yani kazı alanlarının bazılarında. Bütün bunlar artık sunumunu, yani kazıda çıkmış olan malzemenin
salt malzeme tanımı ya da salt mimari planlarda oluşmadığı yeni bir gösteriyor. Bu tabii bütün dünyada bu şekilde oluyor. Ülkemizde de oluyor son 20 yıldır. Ve çağdaş müzecilik anlayışıyla işte içinde canlandırmaların, maketlerin, mankenlerin, tasarımların yer aldığı yeni müze tasarımları ortaya çıktı. Yeni müze binaları da inşa edildi. Bazı mimari unsurların teşhire taşınması sağlandı. Arkeopark uygulamaları var pek çok müzede ve pek çok da faaliyet ve yayın gerçekleştirilebiliyor. Burada sadece hepimizin çok iyi bildiği birkaç müzeden örnek seçtim. İşte biz Yavuklar Müzesi'nde mesela sergilenen gibi hani eskiden mozaikler sadece duvarlara yapıştırılarak ya da işte etrafında dolaşılarak görülüyordu. Şu an biraz daha bir konseptin içinde gösterilmesi için her türlü teknolojide kullanılıyor. Çorum Müzesi'nin yeni kurulumu gerçekten çok ilgi çekici gözüküyor. Pek çok müzemiz öyle ama ben buraya tabii hepsini sığdıramadım. Sadece şurada bir Halep'te bahçedeki mankenleri bulunduğu fotoğrafı paylaşıyorum. Hani o T biçimli, çok ağır T biçimli payelerin nasıl taşımış olabileceğini göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde verildiği zaman arkeolog olmayan, sadece merak eden insanları da arkeolojiyi anlamalarını sağlayacak çok daha modern tasarımlara dönüşüyor. Sanki Müzesi'nden de bir en eski yerleşim kampının modeli etrafında ziyaretçileri görüyorsunuz. Ve arkeopark faaliyetleri. Burada Mardin ve Batman Müzeleri'nin arkeoparklarından görseller var. Bir de Yeşilova Hüyü'nün yanındaki arkeoparktan bu. Özellikle ilkokul ve ortaokul çocukları için çok öğretici oluyor. Onlara kültürel miras farkındalığı getiriyor. Onların genel olarak arkeolojik malzemeye ve arkeolojik yerlere bakış açısını oluşturmaya çalışan bir takım denemeler oluyor. Bazı müzelerimizde bunlar var. Tabii bunlarla sınırlı değil. Pek çok müzemizde böyle imkanlar sunulmaya başladı. Ve tabii ki o müzelerdeki arkeologların ve çalışanların, yani arkeolog olmayan çalışanların da kişisel gayretleriyle arkeoloji sevgisi, arkeolojinin anlamı, kültürel mirasının anlamı genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Tabii bizim bugün buraya gelmemizde çok önemli yerleri olan çok sayıda emekli olmuş ve aramızdan maalesef ayrılmış hocalarımız var. Onların tamamına ben burada teşekkür etmek istiyorum. Eğer onların gayretleri olmasaydı biz bugün bu konuda olmayacaktık. Bundan sonra da bizim görevimiz o bayrağı iyi taşımak ve bizden sonraki nesillere iyi bir şekilde teslim etmek olacaktır. Beni dinlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler sunumunuz için, emeğiniz için. Eğer soruları olan varsa konuşmanın en sonunda 3 hocamı da dinledikten sonra yapılacak, yapalım tartışmayı ya da Ayşe'den mesaj yazarsanız en azından görürüz. Şimdi sözü Mehmet Hoca'ya bırakmak istiyorum. Türk arkeolojisinin mevcut durumu ve sorunları hakkında konuşacak kendisi. Önce herkese çok selamlar. Kırklareli'nden, bizim kazı merkezinden çok çok da selamlar. Ve böyle bir toplantıyı düzenlediğiniz için de Arkeologlar Derneği'ne ve buna destek olan herkese gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çok anlamlı bir güne denk geldi bugünkü konuşma. Tuğba Hoca çok iyi bir özetledi. Uzun bir geçmişin Türk arkeolojisinin, uzun bir geçmişini çok çok iyi özetledi. Hatta bugünü de oldukça bir şekilde tamamladı. Ben her zaman sanıyorum ki en çok şikayet eden olaraktan, durumdan en çok şikayet eden olaraktan ünlenmişimdir yıllardır. Ama izninizden başka bir açıdan da bakmak istiyorum. Tuğba Hoca'nın söylediği gibi, her ne kadar ben her zaman çok şeyden şikayet edersem, bugünkü duruma baktığımız zaman birçok pozitif şey var. Benim vaktiyle şikayet ettiğim, daha 68'de ilk öğrencilik yılındayken şikayet ettiğim ne varsa bugün gerçekleşmiş durumda.
bu Türk arkeolojisinin gerçekten çok büyük bir potansiyeli olduğunu, Tuğba Hoca'nın da gayet iyi vurguladığı gibi Atatürk'ün arkeoloji olan inancı, arkeolojinin bilim, arkeoloji bir bilim olarak görmesinin getirdiği erken Cumhuriyet döneminin kazanımları gerçekten meyvelerini verdi. Gerek üniversitelerin geliştirilmesi, üniversitelerde sadece arkeolojinin yan dallarıyla birlikte bir bilim anlayışının gerçekleşmesi, bir bilimin bir dünya ile beraber olarak yani sürdürmesinin getirdiği kazanımlar bizi bugüne getirdi. Benim kuşağımda benim şikayet ettiğim ne varsa, birçok şeyden ben şikayet ettim. Vaktiyle öğrencilik yıllarımda en çok şikayet eden bendim. Bugün her şey gerçekleşti. Gerçekten bugün Türk arkeolojisinde benim olduğum kuşaktan da, bizden önceki hocalardan da olduğu kuşaktan çok daha iyi bir genç kuşak var. Yani benden iki kuşak sonrası bugün aktif arazide aktif olan, etkin olan benden iki kuşak sonrasıdır. Çok iyi bir ve nitelikli, dünyaya açık bir genç kuşak var şu anda. Bu çok sevindirici. Türkiye'nin gerçekten ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu, ne kadar sağlam adımlarla buraya geldiğimizi gösteriyor. Bu nereden, nasıl söylüyorsunuz diyeceksiniz. Benim gençlik yıllarımda, benim hocalarımla da, benim olduğum yıllarda da Türk arkeolojisi dışarıya oldukça kapalıydı. Evet, bir toplantılara gidiyor, herkes dil biliyordu, herkesin elinde malzeme vardı. Bir konusu Anadolu olan arkeoloji toplantılarına katılım vardı. Ama konusu genel arkeoloji kuramı, dünya arkeolojisi olan toplantılara daha geniş kapsamlara gittiğiniz zaman Türkiye'nin katılımı maalesef çok çok düşüktü. Yani dünya arkeolojisinde Türkiye bir yerde kendinin içine kapanmış bir hali vardı. İlk USPK kongresine gittiğim zaman aşağı yukarı 2700 bildiri vardı. Türkiye'den maalesef 2 kişiydik. Zimbabwe'den 7 bildiri vardı. Bu çok üzücüydü o zaman. Yani Türkiye arkeolojisi dışarıya değil sadece içine kapanmış, kendi içine bakan Anadolu odaklı bir arkeoloji geliştiriyordu. Bu bilimde böyle bir şey olamaz. Zaten bilimde dünya açılmazsa bilim olmaz. Ama bugün baktığımız zaman genç kuşak, benden 2 kuşak sonrası dünyada çok etkin. Bütün dünya toplantılara gidiyorlar ve en son sanırım ki internet toplantısında ilk defa Türkiye'den katılan genç arkeologların sayısı, bildiriyle katılan genç arkeologların sayısı İsrail'i geçmişti. Bu çok sevindirici bir durumdur. Yani Türk arkeolojisi artık korkmadan yurt dışına, dünyaya açılıyor, dünyadaki sorunları görüyor, sadece içine kapanık Türkiye arkeolojisine bakmıyor, dünyada kültür tarihine, uygarlıklarına bakan bir yapıya geldi ve büyük bir potansiyel var. Bunun doğru kullanılması lazım. İkinci sevindirici bir olay, benim öğrencilik yıllarımda ya daha sonraki yıllarda hep kurtarma kazıları hemen hemen yok denecek kadar az. Tuğba Hoca Keban örneğini verdi. Keban bir istisna olarak başlamıştı. Keban modeli tuttu Türkiye'de ve evet yani her yerde her şeyi kurtarmak mümkün değil günümüzdeki bütün çağdaş yatırımlar karşısında. Fakat Türkiye'de gerçekten son yıllarda özellikle kurtarma arkeolojisi yani çağdaş yatırımlarla kültür varlıklarının birbirine zıttı olarak karşıtı olarak değil, birbirini tamamlayan, bir planlamayla bir bütünsellik sağlayan hale bunu getirdi. Ve mesela bunun en önemli ve çok büyük projelerdi bu oldu. Ilıs projesi gibi Tuğba Hoca'nın içinde olduğu, Haluk Hoca'nın içinde olduğu. Ama mesela en önemlilerinden bir tanesi bunu sanırım ki İstanbul'da Marmara Ray gibi, metro yapımı gibi çok makro bir tarihi kentin içine geçen bir makroyu İstanbul Arkeoloji Müzeleri sıfır bilgi kaybıyla tamamladı ki bu dünyada bence eşsiz olaylardan bir tanesidir. Yani bunun gibi Tuğba Hoca da vurguladı. Türkiye'de arkeometri artık Türkiye'de sadece arkeoloji bir heykel, bir sanat tarihi açısından değil, bir kültürel bütünlük içine bakan bir anlayış gelişmeye başladı. Her alanında arkeolojinin her yan alanında arkeolojiyle ortak bir çalışan arkeobotani, arkeozooloji, arkeojeofizik gibi her alanda Türkiye'de isimler çıkmaya başladı ve bunlar dünyadaki bilimle de beraber gidiyorlar ve yayın sayısı da giderek artmaya başladı. Yine Tuğba Hoca da vurguladı. Artık Türk arkeolojisi tanımsal kalmaktan tanımsal kalmıyor. Artık kuramları da yaratan kuramlar üzerinde kuramsal arkeolojide yönelmeye başladı. Bilgi üreten bir anlayışı getir. Yani bilme iki türlü yaparsın. Bir onu uygulaması vardı. Uygulayıcı olaraktan gelirsiniz. Yahut yeni yaklaşımları, yeni açılımları deneyen, onları sınayan, onları izleyen bir bilim anlayışı vardır. Türk arkeolojisi buraya da gelmeye başladı. Diğer olumlu birçok şey var. Bu ağaçları bunları, işte müzelerin gelişmesi, kazıların artması, Türkiye'de bilginin artması gibi, yayınların çoğalması gibi birçok faktörü Tuğba Hoca gayet açık bir şekilde söyledi. Bunları burada yinelemekte yarar görmüyorum.
Ama bunun yanı sıra bazı sorunlar var. Yani Türkiye Arkeolojisi zaten benden beklenen de sorunları tanımlamandı galiba. Yani bir kere şunu doğru tekrar yinelemek istiyorum. Türk Arkeolojisi'nin, şu anda Türk Arkeoloji kuşağının, benden sonra iki kuşak sonrasının gelenlerin son derece iyi bir potansiyeli var. Bilimin ne olduğunu anlamış durumdalar. Dünya açıklar. Dünyayla yarışmaktan korkmuyorlar. Şimdi kültür varlıklarını bir genel açıdan baktığımız zaman bir takım gerçekten şunu görmemiz lazım. Kültürel mirasın bazı paydaşları vardır. Bunlardan bir tanesi bilimdir. Yani biz bilim insanlarının bilimsel yaptığı çalışmalardır, bilim üretmesidir. İkinci paydaş bunu düzenleyen, kuralları belirleyen, kuralları koyan bürokrasidir. Üçüncü kuşak, toplumun bize bunu yapmamızı imkanı sağlayan bugünkü toplumdur. Toplumun ayağıdır, yani bizden beklentileri olan bir toplumdur. Ve bir de borçlu olduğumuz gelecek kuşak vardır. Bütün bunların arasında bir denge vardır. Türk arkeolojisi yakın zamanlara kadar uzun süre, özellikle erken cumhuriyet döneminde bu dengeyi oldukça iyi kurmuş. Yani bilimle bürokrasi ve toplum arasındaki denge, arayüzlerin doğru tanımlanması lazım. Maalesef son yıllarda bu dengede bozulmalar var. Yani bilimle bürokrasi arasındaki arayüz ve toplum ve gelecekle arasındaki arayüzde bazı kaymalar ve yanlış anlamalar ve sınırları zorlama geliyor. Bu bilim hassastır. Bakın erken cumhuriyet döneminin Türkiye arkeolojisi bugün ve hem sadece arkeoloji dediği her alanda Türkiye'de bir bilim dünyasına girmişse bu doğrudan doğru Atatürk'ün bilim anlayışının bilimin doğru kurulmasından gelir. Atatürk her şeyi özelleştirmiştir. Ekonomik değeri, siyasal değeri olan her şeyi özelleştirmiştir. Tek bilimi uluslararası yapmıştır. Ulusal bilim olmaz demiştir. Bilim uluslararası düzeyde olur. Ve Türk arkeolojisi de devletten destek görmüştür. Ama devletin koruyucu şemsiyesi altında değil, dünyayla yarışaraktan, dünyadan boy ölçüşerekten büyümüştür. Diğer ülkelere bakın. Arkeoloji çok daha büyük yatırım yapan birçok ülke vardır. Hiçbirinde arkeoloji kuşağı gelişmemiştir. Onlar devletin kendi koruma kuşağı altında kaldıkları için bir yerde başka dünyada açıldıkları zaman belli bir şekilde kendi devletin koruma şemsiyesi altında onun güvencesiyle hiçbir elinde yapmadan doğrudan da o şekilde gelerekten bilimde gerilemişlerdir. Türk arkeolojisinin bugün gerçekten sağlam bir yere gelmesi dünyadan bizim bir açık yarışımızdandır. Eşit şartlarla yarışmadığımız söylenebilir ama bu bize bu yarışma, bu boy ölçüşme, bizim yabancı meslektaşlarımızla dünyayla boy ölçüşmemiz bugünkü Türkiye'deki arkeolojinin potansiyelini getirmiştir. Son yıllarda açıkçası devletin getirdiği işte ikinci başkan müessesesi gibi takım kurumlar var. Bunlar bir yerde bilimsel yarışmayı, bilim dünyasında yani bunu şöyle başka ülkelerde örnek vereyim. Mesela ben isim vermeyeceğim. Orta Asya'da çalışmaya gittiğim zaman oradaki kurallara göre illaki orada bir kazı başkanı olacak. Ben ona destek olacağım. İkili bir sistem getirmiş. Kazı başkan yardımcısı gibi. O zaman bir şantaj yürüdü. Bana söylenen şuydu. Sen kazıyı yap, para getir, bana yılda şu kadar tatil sağla, yayınlarda birincisi ben olacağım ama sen istediğin gibi çalış. Bu şantaj meclisini getiriyor. Öyle yerlerde bilim gelişmiyor. Türkiye'de eğer bugün biz bunu tekrar doğru bir yere koyarsak, yani bilimden dünya arasındaki dengeyi doğru kurduğumuz takdirde açık yarıştığımız zaman şu anda büyük potansiyel olan kuşağın çok daha büyük atılımlar yapacağını, çok daha ileri gideceğini, korkmamak gerekiyor. Bunu yapabileceğini. Bilimin burada bazı Türk arkeolojisinin Tuğba Hoca da çok iyi vurguladı. Osman Hamdi Bey'den beri gelen bazı gelenekleri vardır. Bazı kuralları vardır. Bu Türk arkeolojisini büyük yapan, yani dünyada saygınlığını sağlayan gelenekleri vardır. Bilim, yani bürokrasi bilime bir arada müdahale etmez. Bilim insanına bir güveni vardı. Bu sanıyorum son yıllarda biraz sarkıldı. Biz vaktiyle birçok Orta Doğu ülkesinden balaycı bir şekilde söz ederdik. Onun kazısını almış, ona vermiş. Onun elinden onu almış. Onun kazısının üzerine hatta öyle örnekler vardı. Aynı kazı yerine 3 ekibe birden dağıtan, 3 ekibe paylaşılarak kazılan örnekler vardı. Türk arkeolojisi bilimin bir etik olduğunu, bir etik meselesi olduğunu, bir bilim insanının yaptığı çalışmaya saygınlığı her zaman ön planda çıkartmıştı. Kimsenin kazısı elinden alıp başkası birine verildiği örneği Türkiye'de hiç yoktu yakın zamanlara kadar.
Bu bilimin etiğinin gereği, etik gereğidir. Yani bir bilim insanı çalışmasıdır. Bilim insanının çalışması iyi olabilir, kötü olabilir ama buna karar verecek olan bilim dünyasıdır, bürokrasi değildir. Buna bir kere müdahale ettiğiniz anda itibaren kim iyidir, kim kötüdür dediğiniz anda itibaren ve buna kararı veren de bir bilim dünyası değil, başka bir olduğu takdirde bundan bilim çok zarar görür ve sanıyorum ki de bundan bir an önce bundan vazgeçmemiz lazım. Bilim insanı kötü kazı her zaman olacaktır, kötü bilim de olacaktır ama bunun çaresi sopa göstermek değil, iyiyi teşvik etmek, iyinin kendi ortamın içinde gelişmesini sağlamak olmalıdır. Sanıyorum bu noktada önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Yine güncel sorunlardan bir, Türkiye'de çok büyük bir genç kuşak var. Çalışmak istiyorlar. Alanda çalışmak istiyorlar. Alana heyecanlar ve doğru birçok çalırdı. Gerçekten deneyimli. Yüzey araştırmaları getirilen yeni kurallar. Yani malzeme toplamayın, topladığınızı geri bırakın. Olacak şey değil. Yani bizim bıraktığınız malzeme yok olacaktır. Siz bulduğunuz malzemeyle kendinizi ispatlamanız gerekir. Bunu kanıtlayamazsanız yaptığınız çalışma boşa gider. O malzeme üzerine çalışma yıllarla sürer. Ben hala 1952 yılında yapılan kazının malzemesinin yeni bir değerlendirmesini yapıyorum. Bilim ilerler. Bilimde yeni yöntemler çıkıyor. Yeni araştırma yöntemleri çıkıyor. O malzeme atılması demek o bilimin yok edilmesi anlamına geldiğini görmemiz lazım. Bilim alana götürün dökün. Böyle bir şey olamaz. Üniversitenize inceleyin, yeniden inceleyin, öğrencilerinize gösterin, yaptığınızı ispat edin denmesi gerekir. Buna bilimin karar vermesi gerekir. Yüzey araştırmalarında sanıyorum ki getirilen sınırlamalar birçok bir araştırmacıyı da çok zor durumda bırakar ve kanıtlayamayacağı bir şey duruma getiriyor. Bunun yanı sıra bazı bir sorunlar arasında yine kazı başkanının unvanı. Şimdi bakın. Arkeoloji bir deneyimdir. Dünyadaki arkeologlara baktığınız zaman çoğunun arkeolog olması gerekmediğini görürsünüz. Kazı başkanı bir orkestra şefidir. Evet, arkeolog olması gerekir. Ama bu unvanla bir profesörün illaki iyi kazı yapacağı anlamına gelmez. Deneyime bakılması lazım. Bugün unvana göre bir Türk arkeologu bunu eskiden yapmıyordu. Bilim insanı da yaptığı deneyimle güveniyordu. Ondan izin veriliyordu. Ama bugün sadece unvana bakılıp senin lisans diplomana bakarak da lisanstan sonra, lisansını başka bir alanda yapmış ama arkeolojide büyük hizmet vermiş, hayatını kazıda geçirmiş bir insanın kazı izni alamaması kabul edilebilir durum değildir sanıyorum ki. Ünvanla ne önemi var? Profesör ol hiç kazıya gitmemiştir. Birçok arkadaşımız var. Bu kötü bir şey de değildir. Başka bir bilimsel çalışma yapıyordur. Ama kazı idare etmek, bir kazı başkanı olmak bir deneyimi, bir liyakati gerektirir. İçinde büyümesi gerekir. İlla ünvanın adında profesör ya doçent olması gerekmez. İlla da lisansının da arkeoloji olması gerekmeyebilir. Dünyadaki arkeolojiye baktığınız zaman bunun da bu şekilde olduğunu çok net bir şekilde görülecektir. Korumada sorunlarımız, korumada ilk başta da söylediğim gibi çok başarılı bir koruma arkeolojisi Türkiye'de gelişiyor. Ama Türkiye'den arkeolojik zenginliğin yanı sıra korkunç bir tahribat da aynı anda sürüyor. Özellikle bundan en çok zarar görenler sanıyorum ki en kolay tahrip edilen yerler tümülüsler, kurganlar, tolmenler ve mezarlık alanları. Bunların hepsini devletin korumasına imkan yok. Bunu hepimiz kabul etmemiz gerekir. Devlet bunun hepsini koruyamaz. Ama bunun bazı yolları vardır. Dünyada birçok ülkede kültür bakanlıklarının arazi teşkilatı vardır. Araziden sorumludur ve yetkilidir. Sürekli olarak arazidir. Yani müzenin içine kapanmış durumda değildir. Müzedeki arkadaşlar kendi müzesinden dışarı çıkmak için bile izin almaları gerekir. Ellerinde imkan yoktur. Yetkileri olmadığı gibi sorumlu, bölgesinden sorumlu da değildir. Halbuki bugün dünyadaki birçok ülkeye baktığımız zaman arazi teşkilatları, arazi sorumludur, yetkilidir. O bölgede olan tahribatı izlemekten de yükümlüdürler. Bunu Kültür Bakanlığı bunu bir an önce kurması gerekir. Aynı zamanda çok daha kolay tedbirler de alınabilir. Eğer korumayı, tahribatı önlemek istiyorsak, bir köyün arazisinde bir muhtarın köylünün haberi olmadan hiçbir tahribat yapılamaz. Mümkün değildir. O bölgedeki tescilli yerleri muhtara sorumluluğuna bırakılırsa sanıyorum ki bir takım şeyler çok daha kolaylıkla da halledilebilir gibi geliyor. Bir noktaya daha müsaadenizle dokunmak istiyorum. Burada 12 ay kazı. Şimdi Türkiye'de gerçekten eğer bilim yapıyorsak, bilim sadece hafriyat, toprak hafriyatı değildir. Bilim insanının yaptığı malzeme değerlendirmesi, kazıda ortaya çıkan malzemenin değerlendirilmesi, bunun çalışılması,
bunun yayına hazırlanması, bu bilginin toplumla ve diğer bilim insanlarına paylaşılması uzun soluklu ve uzun bir çalışma gerektirir. 12 ay kazıda kalın, kazıda eğitim demek şuna benzer. Siz biyoloji eğitimi sadece mikroskop başında yapın. Ya da tüm mimari bir şantiyede yapın. Hayır, bilim arkeolojinin kendi seminerlerinde, kendi bilim ortamında diğer alanlarla birlikte bütünleşmesi gerekir. Ama 12 ay kurtarma kazılarının 12 ay sürmesi gerekir, doğru. Ama bunun yolu bilim heyetini, bir üniversite heyetini 12 ay arazide tutmak olmaması gerekir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi üniversiteler, bilim kurumları sadece kurtarma kazılarına yönelik ekipler kurmuşlardır. Bunlar akademik faaliyetin yanı sıra o kurumun düzenlediği çalışmalardır. Gerçekten bir kurtarma kazısı, bir baraj bölgesindeki kurtarma kazısı ya da herhangi bir kurtarma kazısının üniversitenin açık olduğu tarihlerde değil, 12 ay sürmesi gerekir. Bunda hiçbir başlayacak taraf yok. Ama buna yönelik yeni bir programlama, yeni bir düzenlemeyi de yapmaya ihtiyacımız var. Sanıyorum ki baraj bölgelerinde birçok hoca, birçok meslektaşımız üniversitedeki derslerini aksataraktan, öğrencilerin eğitimini aksataraktan, öğrencilerini aslanları oraya getirip akademik düzeyi zorlayaraktan uzun soluklu ama 12 ay değil ama uzun soluklu arazide kalaraktan kurtarmak yapmaya çalıştılar. Ama bunun başka bir şekilde dünyadaki uygulamalarına uygun bir şekilde ona yönelik ekiplerin kurulması ama bir yandan da akademik faaliyetin gereği gibi de yürümesi sanırım ki gerekir. Burada birçok sorunu karşı söyleyebiliriz. Bunlardan lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunların arasında son zamanlarda çıkan işte gene çok güncel konulardan bir tanesi botanik örneklerinin, arkeobotanik örneklerinin nerede muhafaza edileceği, nasıl muhafaza edileceği. Bu yine bürokrasinin bilime karışması. Bir botanik örnekte, kazıdan çıkan bir kemik parçası da, bir çanak kırığı da, bir taş parçası da, bir toprak örneği de bilimsel malzemedir. O bilim heyetinin onu gereği gibi değerlendirmesi beklenir. Bunları tekelleştirilmesi demek, o bilim dalının, o bilim anlayışının, bilim etiğinin ortadan kalkmasını gerektirir. Sonraki bazı şeyleri bürokrasiyle bilim dünyası arasındaki ara çizgiyi doğru koyarsak ve buna toplumun bizden beklentilerinden beraber düşünürsek, sanıyorum başka bir şekilde çok daha iyi elimizdeki potansiyeli, çok iyi yetişmiş beyin gücünü dünyayla yarışarak, dünyadan korkmadan, dünyayı açık olarak yapmamız gerekir. Gerçekten burada Atatürk'ün yıllarına dönmemiz gerekir. Bilim uluslararasıdır. Bilim ulusal bilim olmaz. Bilim de kendi yapıp kendi alkışlayan bir bilim olamaz. Bilim de dünyayla yarışmak, dünyayla baş etmek zorundayız. Türk aykırısı bunu yapacak güce sahiptir. Doğru bir şekilde bunu aldığımız takdirde sanırım ki Türk aykırısı çok çok daha iyi gündeme gidecektir. Ama geldiğimiz nokta, gerçekten Türk aykırısının geldiği nokta, bugün dünyada 220 ülke varsa Türk aykırısı çok saygın bir konumdadır. Bu saygın konuma geldiğimiz, bunu korumamız ve arkadan gelen kuşakları da doğru bir şekilde yönlendirmemiz ve bilime güvenmemiz gerekir. Ben her şeyden önce yeniden herkese teşekkür etmek istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için. Eğer yanlış bir şey söylemişsem bunu arkadaşların düzeltmesini de beklerim. Efendim tekrar bugünün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Mehmet Hocam çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yani çok temel sorunlarımıza esas parmak bastınız. Zaten bu uzunca bugün tartışılacaktır muhtemelen ama bu tartışmaya geçmeden önce ilk önce Nevzat Hoca'ya sözü vermek istiyorum. Türk arkeolojisinin geleceğiyle ilgili fikirlerini merak ediyoruz. Onu dinleyelim. Peki, merhaba herkese. Tabii bana işin kolay kısmı kaldı gibi görünüyor. Eskiden yaşanmışları ve atılmış temelleri, temellere atılan irili ufaklı, büyüklü küçüklü taşları ya da temeldeki yanlış parçalarda dahi hocalar özetlediler. Mehmet Hoca da bugünkü sorunların bir kısmının üzerinde durarak tekrar hatırlattı tabii hepimize bunları ve nedenleriyle birlikte aslında söyledi. Gelecek kolay dediysem de o kadar da değil. Çünkü gelecek bunların üstüne kuruluyor. Şimdi yakın gelecekte veya çok uzak geleceğe bir vizyon projeksiyon yaptığımız zaman arkeolojinin geleceği ne olacak diye onu bilebiliriz. Biz arkeolog olduğumuz için bunu bilmemiz kolay. Çünkü geçmişte yaşananlar, yapılan yatırımlar her neyse gelecek ona bağlı olarak biçimlenir. Şu anda ekranda normalar oluyor. Duyuyor musunuz beni acaba? Duyuyoruz hocam. Duyuyorsunuz. Tamam. Karıştı ekran biraz. Şimdi dolayısıyla
gelecekte, yarın ya da çok uzak yarında gelecekte yaşayacağımız iyi ya da kötü şey bugün bizim yaptıklarımıza bağlıdır. Bugün bizim yaşadığımız iyi ya da kötü şeyler dün yapılanlara bağlıdır. Biz kültür tarihçisiyiz, kültür bilimcisiyiz, arkeoloğuz. Tamamen bu mantık üzerine yürüyen bir zaman süreci var. Dolayısıyla çok kolay da çözebiliriz bazı şeyler. Neden? Çünkü eğer bugün bir şey yanlış yaşanıyorsa demek ki yakın dünde ya da uzak dünde bununla ilgili bir şey eksik yapılmış olabilir. Ya da o günün şartları bunu çözmeye yetmemiş olabilir daha masum baktığımız zaman. Bu da demektir ki bugün çalışan hala çalışan nesil tanesi olarak ya da benden daha gençler pek çok arkadaşımız çok güzel çalışmalar başarılıca yapıyorlar. Ama yarın bir hata olduğu zaman onun da hesabını yarınkiler tabii bize soracaktır. Çünkü eğer ben bugün doğru bir şey yaparsam yarına bir şey olabilir. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani toprağa bir tohum ekmeden hasat alacağım diye bir umut beklenemez. Tohum ekmek lazım. O tohuma da iyi bakmak lazım. Bunu da geçmiş nesillerimiz, bizim duayen hocalarımız çok güzel tohumlar ektiler. Ve bu tohumları da çok güzel de beslediler. Ama o zaman ellerindeki tohum azdı. Sulama olanakları daha iyi değildi, kıttı. İşte hasat mevsiminde onu bereketi toplarken belki de olanakları tamamen yeterli değildi. Dolayısıyla onlar ellerinden geleni yaptılar. Yaptılar ama sadece akademiya, bilim içindeki hocalarımızın ellerinden geleni yapmasıyla bu iş olmadı tabii. Osman Hamdiler'den başlayan, geç Osmanlı'dan başlayan bir bürokratik ve teknokratik süreçler var ve bir bilim süreci var. Bunlar paralel ilerleyen süreçlerdir. Birbirlerini etkileyerek ilerleyen süreçlerdir. Ama tabii akademi yapısı da ne yazık ki bazen öyle olmak üzere ama özellikle bürokrasi yapısı yönetim erkinin sürekli değişmesine bağlı olarak da çok standart bir ilerleyiş göstermeyebilir, göstermedi nihayetinde. Zaman zaman iyi, zaman zaman kötü, zaman zaman çok iyi, parlak fikirler gelen bir bürokrasi oldu. İşte bakanlık ve genel müdürlüğümüz bütün bu işleri koordine ederken tabii onların da büyük zorlukları söz konusu oldu. Hem mali yönden hem işte yeterli bilim insanı yönünden pek çok zorluk oldu. Mehmet Hoca'nın söylediği gibi biz tabii arkeolog konuşuyoruz ama kazılar bağlamında bir arkeoloji konuştu Mehmet Hoca. Ama kazılarda arkeoloji konuşurken tıpkı hocanın dediği gibi yani herkes field arkeoloji uzmanı değil ki. Yani bu unvana makama bakmaz. Bu bambaşka bir özellik. Teknik özellikler taşıması gereken ve deneyimi yüksek olması gereken arazi işini bilen insanlardan bahsediyoruz o durumda. Yoksa masa başında sanat tarihçiliği de olabilir. Yani arkeoloji masa başında da yapabilir sonuçta. Öyle bir sürü önemli insan var dünyada. Hiçbir zaman kazıya gitmemiş insanlar. Ama tabii bizim sorunlarımız masa başında çalışırken sosyal bilim olarak arkeolojinin bilimsel çıktılarını üretirken makaleler, kitaplar, tartışmalar, düşünceler vesaire orada değil zaten. Sorun veri üretim aşamamızdan ki işlerimizden kaynaklanıyor. Çünkü onlar zor işler. Öyle kolay değil. Hiçbir zaman kazı başkanlığı istemeyen bir sürü arkadaşımız var nihayetinde. Belki onlar daha akıllı bizden bilmiyorum. Ama yani bütçesi, personeli, büyük bir bilim ekibini yönetmek, onların ihtiyaçlarını görmek vesaire diye lojistik, işte traktörü tekerleği patlasa sizden sorulacak, işçinin parmağı ezilse sizden sorulacak. Sonuçta büyük, çok büyük bir sorumluluk üzerimize alarak kazılar yönetiyoruz. Ben de 30 küsur yıldır yönetiyorum. Başka arkadaşlarımız, hocalarımız da bu zorluklar içinde yürütüyorlar ama bu bir şikayet de değil. Çünkü bize kimse silah zoruyla gidin kazı yapın falan demiyor. Ama bizim bilimimiz bu. Yani nasıl ben gidip kazı yapmam ki? Yani kazı yapıp da orijinal bilimin, bilginin, verinin peşine düşmesem sadece başkalarının buldukları üzerinden efendim şu cümle yanlış olmuş, şunu düzelteyim, bir korrigendum yapayım, addendum yapayım, bir şey yeni söyleyeyim bunun üzerine dersek o da bir şey değil. Ve bu Anadolu'ya bizim hizmet etmemiz için kazı yapmamız gerekir. Kazılar yaparak korumayı sağlamak gerekir ve geçmiş zaman kültürlerini ortaya çıkarmak için emek vermek gerekir ki artık bir şeyler öğrenelim. Çünkü bunu biz işte 100 küsur yıldır yapıyoruz sayda kazılarından beri. Osman Hamdi'den beri kazılar yapılıyor. Gittikçe artan, yoğunlaşan bir Türk nüfusuyla. Bir gün, yıllar önce bir sempozyumdaydım. Yine bizim o çok güzel 40 küsur yıldır bakanlığımızın sürdürdüğü hakikaten dünyanın en büyük arkeoloji buluşması. Orada Ankara'daki Milli Kütüphane'deydik o zaman. Salona bakarken yanımda rahmetli Mark Steiner vardı. Bir de Zimmerman falan birkaç kişiler daha vardı. Salona bakarken fuayede dedi ki bana, Nevzat dedi, bu salona bakıyorum da eskiden yabancılar çok vardı.
Şimdi bakıyorum Türkler bayağı denge bozulmuş salonda, artmış Türkler falan dedi. Tersine dönmüş dedi bu iş dedi. Dedim ki hayır öyle değil. Asıl şimdi düzüne döndü bu iş yani. Dolayısıyla Türk ekiplerin çoğalması, Türk biliminin ilerlemesi ve işi hakkıyla yapması, bilimsel hakkını vererek, teknik hakkını vererek yapması çok önemli bir şey. Eskideki hocalarımızın olanakları tabii ki yetmeyebilirdi ve zaten o zaman bugün olan teknolojilerin çoğu da yoktu. Onun için bazen zorluklar tabii yaşanmış olabilir ama şimdi bütün kazılarda her türlü teknoloji var ve interdisipliner çalışıyorlar ve yani paleobotanide vesaire de, arkeometride ve diğer bütün ilerleyen fen bilimlerinin vereceği desteklerin çoğunu herkes lazım olduğu zaman alıyor ve dikkat ederseniz o arkeometrinin ve diğer jeofizik, arkeojeofiziğin vesairenin ilerlemesi aslında o da kendini arkeolojiye borçlu. Çünkü oradaki bilgi kümesini talep eden arkeolog zaten. Hatta arkeometrik analizler ve diğer analizler için onun parasını ve harcamalarının karşılığını yine kazı başkanı buluyor, arkeolog buluyor ki o iş gerçekleşsin. Çünkü parasız yapılmıyor bu işler. Arkeologlar sadece parasız çalışıyor. Ama onun dışında hizmet veren herkes kazıya geldiği zaman para istiyor. Haritada çizse, arkeometrik analiz de yapsa, jeofizik de yapsak, ne yapsak bir bedel ödüyoruz bunlara ve onları bulmak da yine bize düşüyor. Projeler yap, para bul, oraya ver falan diye. Dolayısıyla biz arkeolojide kendi bilim alanımızı geliştirmek için uğraşırken aslında başka diğer alanları da gelişmesine fırsat ve olanaklar tanıyoruz. Onun için şimdilerde tabii bu tutup Libya'ya falan gidecek halim yok. Yarım yüzyılı geçmiş, 60 yıldır arkeometri yapılıyor. Türkiye'de bu işler Ufuk Hocalar ve diğer hocalarımızla beraber epey pay koyarak ilerledi bu işler. Şimdi pek çok analiz Türkiye'de yapılabiliyor. Gelecekte çok daha iyi yapılacaktır. Yapmak zorundayız. Çünkü arkeolojinin geleceğinde metrik ölçümler vesaireler çok büyük yer alacak. Yani şu anda bizim muktedir olmadığımız ölçümlerde işte yani karbonhidrat analiziyle bir yaş tespiti yapabiliyoruz diyelim ya da başka analizlerle, DNA analizleriyle işte ölenlerin bir takım özelliklerini veya akrabalık özelliklerini vesaireyi bulabiliyoruz. Jeofizikle yerin altında kazmadığımız yerleri görebiliyoruz. Bu o kadar önemli bir şey ki bu sene ben yine yaptırdım örneğin. Yani jeofizikle yerin altını görüp ona göre önlem alıp neyin çıkacağını aşağı yukarı tahmin ederek ona göre kazı yapmak, ona göre koruma önlemleri almak vesaire. Yani bunlar hem koruma babında hem bilimsel işler için çok önemli gelişmeler hızla ilerliyor. Dünya baş döndürücü bir hızla ilerliyor ve arkeoloji de dünyanın dışında değil, içinde ilerliyor. Ve alan arkeolojisi zaten teknik mühendislik bir iş yoğunluklu olduğu için o buna paralel gitmek zorunda ve gidiyor öyle böyle. Eksiklerimiz tabii ki var ama gidiyor. Gelecek zamanların arkeolojisinde kesinlikle bu metrik ölçümlerin ağırlığı artacaktır. Yani bugün ölçemediğimiz şeyleri de ölçebildiğimizi düşünün. Ya da sosyal bilimlerin yetenekleriyle işte sır kritik kullanarak bir heykeli tarihlemek ya da başka işler yapmak gibi işlerin bir kısmının yerini teknik işler, metrik ölçümler alacaktır. O zaman bizim yanılgılarımız da daha da azalacaktır elbette. Yani daha az yanılgı paylarıyla bir şeyleri bilmeye başlamak arkeoloji bilimi için de önemli bir şey. Sadece bu sosyal fen bilimler ve teknik mühendislik bilimlerin arkeolojinin içinde bulunmasında sanki gelecekte bunlar ağırlıklı olduğunda arkeolojinin sosyal bilim alanında bir zayıflama olacak mı diye bir kaygı hissedebilir bazı arkadaşlarımız ya da bize bazen uydurular gelebilir. Ama aslında öyle bir şey yok. Biliyorsunuz ki veri üretim aşamasında biz onları kullanıyoruz. Ama veri üretim aşaması başka, onların masanın üzerine sonuçlarının serilip onlardan bilimsel sonuçlar çıkarmaya başlamak başka bir şey. Esas o zaman sosyal bilim başlıyor değerlendirme aşamasında. Dolayısıyla ileriki yüzyıllarda ne kadar fen bilimleri vesaire devreye girerse girsin, en sonuçta o verileri alıp masa başında sosyal bilim gözüyle inceleyip de geçmiş dönem insanların ve toplumlarının peşine düşüp onların hikayelerini, onların yaşadıklarını, yeme içme rejimlerini, yönetim biçimlerini vesairelerini kullandıkları boyaları vesaire vesaire. Bunların hepsini sonuçta o insan hikayelerini arkeolog yine o verilerden çıkararak önümüze koyacaktır. Tabii gelecekte bambaşka arkeoloji alanları falan da çoğalabilir. Tutun ki şimdi uzayda uzay arkeolojisi konuşuluyor. Yani çok yıllardır terk edilen bir sürü uydu şu anda bir çöp oluşturuyor. Onlar stratigrafik olarak oluşturmuyorlar belki ama sonuçta onları da ilerinin zamanın arkeolojisi
tutup da inceleyecek, bir şey söyleyecek bize. Tutun ki çöp arkeolojisi yapılıyor. Yani bir mahallenin gıda ve beslenme rejimini marketten satın alınan masraflar niye göstermesin ki? Göstermiyor işte. Ama ne vakit ki çöp kutusunda arkeoloji yapılıyor, o zaman diyorlar ki bu mahalle daha çok şöyle besleniyor falan. Dolayısıyla arkeoloji bir yöntemin adıdır. Biz buna eski toplumların hayatlarını öğrenmek için elbette öncelikle biz onu öyle kullanıyoruz. Ama bir toplumun hayatında her şey var ve biz her şeyin peşinde olduğumuz için de çok iyi bir denk geliş biçiminde de arkeoloji diğer disiplinlere göre çok fazla başka bilimlerle çalışan multidisipliner, böyle interdisipliner bir faaliyet içerisinde olan bir alan eskiden beri. Çok eskiden beri olan bir şey bu. Şimdi gittikçe daha da artıyor bu. Çünkü spesifik bilim dalları çoğalıyor. O her konudan birisi anlıyor. Onlar hepimiz bir yerde buluşuyoruz ve birbirimize destek vererek ortak bir tek doğruyu, diğer küçük paylarımızı vererek o ortak doğruyu bulmaya çalışıyoruz nihayetinde. Onun için modern bilimin öngördüğü disiplin arası çalışma meselesine arkeolojinin ruhunda zaten var olan bir şeydir. Ve bu gittikçe artmaktadır, artacaktır da yani gelecek yüzyıllarda. Şimdi dolayısıyla aslında gelecek gelmiş durumda. Şu anda biz ufacık bir telefonun ekranından toplantı paneli yapıyoruz ve bizi izleyen bir sürü insanlar onu izliyorlar ve biraz sonra interaktif olarak bir şeyler söyleyecekler. Gelecek zaten önümüzde duruyor. Bu salgın nedeniyle değil esasında. Yani geldi, gelecek geldi. Arkeolojik alanlarda da gelecek geldi. Onun da şu anda farkındayız. Dolayısıyla hele ki yakın geleceği tahmin etmemek gibi bir lüksümüz yok. Belki uzak gelecekte bir takım sürprizler olabilir. O da ne olacak ki? Yani bugüne ait bir takım CD'leri 158 yıl sonra belki de sayısal ortamda kazı yaparak orada kaç harf kelime kurtaracağım da ya da video parçası kurtaracağım da 21. yüzyılda bu adamlar nasıl yaşadılar bunu öğrenmeye çalışacağım falan diyecekler belki de. Bunun gibi şeyler tabii yaşayacağız ama şimdi gelecekte yani kurumsal, bireysel, bilimsel, halk ilişkiler, mesleki olarak eğitim babında, müzecilikte, kazı araştırmaları açısından çok önemli gelişmeler olacaktır. Özellikle eski arkeolojinin biraz belki ihmal ettiği, belki fırsat bulamadıkları, yani halkla ilişkiler ve bilimin ve bilginin halka ulaştırılması, onlarla paylaşılması, onların güçlü paydaş haline getirilmesi hala bile bence zayıf. Onun gelecekte çok güçlenmesini dileyebilirim. O zaman da yani hakikaten bu koruma mevzularında da daha az şikayet etme şansımız belki çıkabilir tabii. Sadece bunu konuşmamı bitirmek isterim. Daha gerçi vaktim de var ama 15 dakika olmuş. Ama Mehmet hocamın söylediği bir şey, kazı başkanlığını herkes yapabilir cümlesine. Sanıyorum hoca öyle söylemek istememiş olabilir ya da uzatmamak için açıklamamıştır. Ben onun için şunu söylemek istiyorum. Yani kazı başkanlığını herkes yapamaz. O disiplinden olması lazım. Yani eski çağ bilimlerinden birisi olması lazım. Nasıl ki bir baraj inşaatını bir inşaat mühendisi ya da hidroloji mühendisinden başka birine teslim edemeyeceksek o da öyle bir şeydir. Ama kazının genel idari mali işlerini birine rahatlıkla hepimiz teslim edebiliriz. Bunda hiçbir sorun yok. Ama kazı yönetmek, bilimini yönetmek işini tabii ki eski çağ bilimlerinden birisinin yönetmesi gerekir. Ben burada o kadar hocam kadar iyi niyetli olamayacağım. Onun için herkes başka alanlarda yani bir elektrik trafosunda bir elektrik mühendisi oranı şefliğini yapar. Başka bir insan hukukçu yapmaz örneğin yani. Onun için bu konuda hocama bir küçük katkı vermek istedim. Tabii bu yeni arkeolojinin başlayıp gelişmesi, o süreçsel arkeoloji, post süreçsel vesaire akımlar, kuramlar. Türkiye bunların içinde tabii yüzmeye çalıştı bu dalgaların içerisinde. Kendi de bazı kuramlara katkı vermeye çalıştı. Ama bizim daha güçlü bir şekilde sanıyorum bu eski duayen hocalarımızın bize bıraktıkları güçlü mirasın üzerine biraz daha yeni taşlar koyarak geleceğe karşı borcumuzu şimdiden ödemek üzere yani bir tohum da bizim ekmemiz lazım. Gelecekteki bizden sonraki genç nesillerin bizim kadar şikayet etmemesini sağlamak için hep beraber güçlü bir şekilde çalışmak lazım. Bu son kurduğum cümledeki kelime çok önemli. Çünkü belki zayıf noktamız bence en çok bu. Çünkü bireysel olarak arkeologlarımız güçlü. Kendi ekibiyle sağlam işler yapıyorlar. Ya da üniversite bölümleri her biri kendi içinde, kendi gücünde bir iş yapıyor. Ama hepsi birbirlerine bağlantısız adalar biçiminde çalışıyorlar. Yani bu bağımsız adaları bir zincir haline getirmekte yarar var. Bizim hala odamız bile yok. Yani böyle bir meslek olabilir mi? Şimdi bu bence en zayıf noktalarımız bunlar.
geleceğin arkeolojisinde özellikle bu tür şeylerin çözüleceğini umarak, ki biz pay verirsek çözülecek, beklerken olmayacak tabii, çözüleceğini umarak cümlelerimi bitirmek istiyorum. Dinleyiciler de üç konuşmadan fazla uzanmış olabilir, sıkılmış olabilirler. Ben hakkımın bir kısmını kullanmayarak izleyicilere bırakıyorum. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bütün hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Çok değerli, çok güzel bilgiler verdiniz. Şimdi dilerseniz interaktif olarak soru cevap kısmına geçelim. Ya da chat kısmından da bize hani soru sorabilirsiniz. Biz buradan hocalarımıza iletebiliriz. Evet, sorusu olan varsa lütfen katılabilir. Ben chatten Saadet Güner, Kültürel Mirasın Dostları Derneği'nden sorumu chatten Nevzat Hocam'a yönlendirdim. Teşekkürler. Ben chatten bazılarını göremiyorum. Tamam. Görüyor musun İlkay? Chatten bazıları görünmüyor. İlkay Bey siz söyleyin. Ben de göremedim şu an. Tamam. Ama isterseniz oradan göremedim ben. Evet. Tamam, hemen soruyorum. Şimdi arkeologların istihdamı denilince genelde kazı alanları ve müzeler de onların istihdamı anlaşılıyor. Oysa Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası mevzuatlar kentsel, bölgesel, ulusal kalkınma planlarında da arkeologların istihdamını öncelikliyor. Bu alanlar hatta kentsel planlamalarda mutlaka şehir planlamacılarıyla birlikte ortak çalışmalarını öncelikleyen mevzuatlar da var. Dolayısıyla bu alanlarda Türkiye'de arkeologların istihdamı yeterli mi? Var mı? Ve daha fazla işsiz arkeologların istihdamı için acaba ne tür önerileriniz olabilir? Teşekkür ederim. Teşekkürler Saadet Hanım. Bana yönlendirdiniz. Öyle evet, size hocam. Şimdi elbette yetersiz. Bunu rahat söyleyebilirim. Ama yani daha yeni yeni KUDEP'ler belediyelerde kuruluyor. Biraz orada istihdam alanı açılıyor. Bakanlığımızın birimlerinde istihdam miktarı, tabii bakanlık bunu epey arttırabilir. Öyle bir ihtiyaç da var. Ama onun da bir sınırı var. Şimdi o kadar çok fazla bölüm açıldı, o kadar çok fazla mezun var ki orada da bir enflasyon oldu. Ama bu sadece arkeolojide değil. Yani diğer akademinin diğer bilimde alanlarında da aynı enflasyon var. Biz dolayısıyla böyle bir sorunumuz var. Ama hiç olmazsa bunların iyi olanlarını, hiç olmazsa bir kısmını istihdam edebilmeliyiz. Bunda devlet sektörleri, özel sektörler ve belediyelerle ilgili bir takım kurumlar. İşte şehir planı diyorsunuz mesela. Anadolu'nun her şehrinde, her yerleşiminde antik kalıntılar var. Binlerce sit alanları var. Dolayısıyla bu sit alanlarının bulunduğu ya da anıt yapıların bulunduğu, koruma sorunlarının olduğu, ki bu sadece tabii arkeolojiden bahsediyoruz ama pek çok geniş yaygın alana yayılabilir. Bunlarla ilgili olan konularda mutlaka orada bir arkeoloğun istihdam edilmesi bana göre mecburi olması lazım. Bunu da yasalarla belirlemeleri lazım. Onların inisiyatifine bırakmamak gerekiyor. Yani o takım kurumların, bir planlama kurumunun veya diğer bilmem ne kurumunun. Bunu yasalarla belirleyip sit alanıyla, arkeolojiyle, kazıyla, anıt eserle bir işiniz varsa, işiniz ona değiyorsa mutlak bir şekilde o örgütün içinde arkeolog olmalı denilir mesela. Evet, tek bir kural. Yani evet. Bunu derlerse o zaman bence iş epey çözülecek. Buradaki bizim mevzumuz, tabii öğrencilerimize kıyamıyoruz. İçimiz kan gidiyor, işsiz kalıyorlar. Elbette onların iş bulması birinci mevzumuz. Ama esas meselemiz devlet gözünde baktığımızda bu da değil. Devletin de işlerinin doğru yürümesi, devlete ait olan kalıntıların tarihin zarar görmemesi ve doğru işler, projeler yapılması için devletin de buna ihtiyacı var. İki taraflı ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla yasal bir düzenleme gerekiyor efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz Hüseyin Bey tarafından geldi, ancak Hüseyin Bey soruyu tam olarak göremedim ben. Ülkemiz bu meslek açısından geldiğimiz 2020 senesinde bile deyip burada soru kesilmiş. Hüseyin Bey, isterseniz katılım sağlayabilirsiniz. Bence sesini açın İlkay. Bu yazılar biraz sorun oluyor galiba. Söylemek isteyen elini kaldırsın, sesini açın. Sesi evet, sorun. Evet. Lütfen o şekilde katılım sağlayalım. İyi olacak. Hocam, sorular gelene kadar benim aklıma şöyle bir şey gelmişti. Siz hep bahsediyorsunuz kültür korucularından. Mehmet Özdağ hocamız da bu konuda değindi. Hani yerel olarak
muhtarların da devreye girerek korunmasına söz verdi. Sizin bu bakış açınızı kültür korucuları hususunda bir daha dinlemek isteriz burada. Hemen ben bir cümleyle altını çizmek isterim. Çünkü önemsiyorum herkesin duymasını. Özellikle devletin ve sorumluların. Orada benim önerim şu biliyorsunuz. Güneydoğu'daki PKK terörüne karşı nasıl korucularımız var? Onların için terörden halkı korumak. Burada da Anadolu'da da her yerde kültür ve doğal varlıkların korucusu olması lazım bana göre. Neden? Çünkü bizim tamam çok şehirsel alanlardaki yerler korunuyor. Kazılan her yer korunuyor. Çünkü bekçisi var, turizme açık vesaire vesaire. Ama dağlarda binlerce yerleşim var kimsesiz, sahipsiz. O çünkü çok uzak dağlarda binlerce ve devlet buna bekçi atayamıyor. Bu kadar gücü olamaz zaten. Benim önerim şuydu. Onun en yakınındaki köyün halkına teslim edelim. Yani malı mal sahibine teslim edelim. Korucu adı altında, kültür varlığı ve doğa varlığı korucusu adı altında maaşını da verelim. O köydeki birisi bunu yaptığında zaten köylünün haberi olmadan o köyün çevresinde kimse kazı yapamaz. Kimse tahribat yapamaz. Eğer biz sorumluluğu onlara verirsek, hesabı da onlara sorarız o zaman. Bana göre büyük oranda çözmüş oluruz. Malı sahibine teslim ederim diyorum ben. Yani köylülere, halka teslim edelim. Onlar korusun. Biz de denetleyelim. Bunun için korucu modeli bana göre çok iyi çalışabilir. Bunun üzerine düşünülmesi lazım. Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun hocam. Yani zaten Nevzat Hoca ile hemen aynı şeyi söyledik. Ona eklenecek bir tek şey var sanıyorum ki. Kültür Bakanlığı'nda arazideki yani koruyucu hayat köy muhtarı dışında pardon korumayla alandan sorumlu ve yetkili seyyar bir ekiplerin olması lazım. Bu Yunanistan'daki model çok doğru bir modeldir. İsrail'de bir model var. Birçok ülkede evet. Model var. Yani evet. Arkeologlar müzenin içine kapatmak yerine müzede de ihtiyaç gerek var tabii ama müzede daha çok sergileme uzamına, kültür mirasını topluma paylaşmaya koruma olması lazım. Ama gerçek arkeologların arazide sorumlu ve yetkili olaraktan seyyar olması, olabilmesi gerekiyor sanıyorum ki. Burada da bir noktayı belki üzerine durmak lazım. Bizim üniversitelerdeki eğitimimiz doğrudan doğru arkeolojinin bilim olaraktan yani arkeolojinin kendisini eğitiyoruz. Ama Sadık Hanım da sanıyorum vurgulamak istediği şuydu. Bizim eğitim sistemimize kültürel miras yönetimi, kültürel miras kavramının tamamen bilimsel akademik arkeolojinin yanı sıra farklı bir alan olaraktan, yani kültürel çevirmenlik, kültürel uzmanlık gibi bir alanında mutlaka girmesi lazım. Benim öğrencim çanak çömleği öğreniyor, mimariyi öğreniyor, birçok bilgiyi öğreniyor. Ama toplumdan bunu paylaşacak, toplum koruma yöntemlerinin hakkında o gerekli bilgiyi almıyor. Sanırım ki bir başka bir açılıma da gerek var. Teşekkürler. Hocam ben de izninizle İlkay'cığım, Mehmet Hoca'ya bir cümle daha ekleyeceğim. Çok tabii ki hocam. Teşekkürler hocam, çok güzel. Sadece şu, akademide 4 yıllık eğitimde biz araştırmacı yetiştiriyoruz ya, arkeolog, sanat tarihçi, epigraf falan diye hepsini. Biz orada araştırmacı yetiştiriyoruz ama bana göre diğer birçok alanda olduğu gibi bilgisayardan, muhasebede, turizmde her alanda var. Bir tek arkeolojide yok. Bence üniversiteler meslek yüksek okulları açıyorlar ya, bizde ara eleman sorunu var. Teknik eleman sorunu var. Yani meslek yüksek okullarında araştırmacı değil, teknik eleman, koruyucu vesaire 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 yani ara elemanı yetiştirecek bir arkeoloji adında olmak zorunda değil. Başka isimler bir sürü bulunabilir. Bir şey oluşturması lazım YÖK'te bence. Bu ayrı bir üretim olması gerekiyor yani. Bunu vaktiyle çok önerdik, YÖK kabul etmediydi. Yani bir arkeoloji meslek okulları ve staj zorunluluğunun gelmesi maalesef bunu bir türlü kabul ettiremedikti ama bunda ısrarlı olması bence de gerekiyor. Yani hocam ısrar etmek lazım. Alan arkeolojisi mesela çok özel bir şey. Sınıfta öğretilmiyor. Kazıda öğretiyoruz biz. Bir sürü alet kullanacak, bir sürü program bilecek vesaire. Yani bu tam bir ara eleman. Mesela bu eksiklik şu anda yok bile. Arıyorsunuz yok. Öyle bir adam da çok yok yani. Haklısınız. Israr etmek lazım bu konuda. Evet. Ben girebilir miyim araya acaba? Hocam şimdi ara elemandan bahsettiniz ama müzede çalışan arkeologlar zaten tekniker kıvamında. Yani elektrik teknikerleriyle 2 yıllık motor meslek hocalarıyla aynı statüdeler şu an. Maalesef C bendinde yer alıyoruz. Yani özlük hakları açısından bahsediyorum ben bundan. Bir de arkeologların müzeye kazandırılmasıyla ilgili şöyle bir şey dediniz. Hani işte arazide arkeologlar bulunsun bir kısmı ve arazici olarak. Fakat Kültür Bakanlığı araziye çıkmış olmayı zaten alımda şart koşmuyor. Yani ilk kez 5 sene bu yıl bir
şart koştu bir sözleşmeyle alımda. Onun dışında şu güne kadar hiçbir zaman için bir alan tecrübesi, arazi tecrübesi istemedi ki. Yani müzeye gelen arkeolog hiç hayatı boyunca kazıya gitmemiş, yazları başka işte çalışmış ya da memleketine tatil yapmış. Ama geldiğinde o alanın sit alanı olup olmadığı ile ilgili hüküm verecek kişi haline alıyor. Yani ben müzedeyim, müzede çalışıyorum ve hani taşradaki müzelerde de, merkez müzelerinde de bunlarla karşılaştık. O yüzden hani alımın şekliyle itibariyle bakanlığın çok temel noktalarda değişime gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, ama şöyle bir şey var. Şu anda bakanlık bir hata yapmış olmuyor. Neden? Çünkü diyor ki ben müzeye şu kadar personel alacağım. Adı ne? Müzeye personel alıyor. Müzede çalışacak. Yani arkeolog aslında değil. Müzeci alıyor esasında ama arkeologlar da biliyorsunuz müzeci değil. Müzeoloji apayrı bir bilim dalı. Böyle bir sorun var. Biz arkeoloğu müzeci sanıyoruz değil mi bin yıldır? Öyle bir şey yok biliyorsun. Ama bakanlık bence yani müzeye alacağı eleman şeyini ayrı tutmalı. Ya da koruma kuruluna ya da bilmem ne kuruluna alacakları ayrı. Ama arazi işleri için alacağı bayağı bir ordu lazım. Biliyorsunuz bakanlık temsilcisi ararken bile bazen bulunmuyor. Bekliyoruz hani birisi gelecek diye. Çünkü az sayıda insan var ve yaza yükleniyor bütün çalışmalar. Şimdi 12 aylarda başladı. Daha da çok insan lazım. Dolayısıyla bence bu misyona ait bu sadece bu kadrolar, bu ad altında kadrolar ayrıca çıkarılmalı yani. Çünkü müzeciler de araziye gittiğinde müzecilik yapamıyorlar. Müzede bir sürü işleri var ama araziye gittiği için o işle yetişmiyor. Onun için apayrı bir kadro adı altında arazi işleri için arkeologlar istihdam edilebilir bence. Aynı zamanda da bu staj zorunlu. Mesela öğrenciler gönüllü olarak da müzede çalışıyorlar. Kazılara geliyorlar. Hiç müzeye ayağını atmamış, kazıya gitmemiş öğrenci aynı statüde aynı diplomayı alıyor. En azından stajın diplomada gözükse, bakanlık buna göre eleman alsa, sanıyorum bir takım sorunlar çok daha, yani tamamen aynı fikirde. Biz müzeci yetiştirmiyoruz, biz kültürel miras yöneticisi yetiştirmiyoruz, biz toplumdan paylaştırıcı yetiştirmiyoruz, biz akademik adam yetiştiriyoruz. Farklı bir eğitim olması lazım ama en azından gönüllü olarak alanda çalışan öğrencim, müzede gönüllü olarak çalışan öğrencimin diplomasında bu farkın gözükmesi lazım. Ve bakanlık da buna bakarak alması lazım. Tamamen evet. Aynı fikirde Nevzat Hoca'yla. Ben de bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Mesela çok öğrencimiz bizim kazılarda yıllar çalışıyor. Aslı Hanım da bizim kazılarımızda birkaç sene çalışmıştı. Şimdi yani Kültür Bakanlığı'nın hani diplomasında görünüp görünmemesinin dışında hani böyle bir kazıda bulunmuş olmak gibi bir şart getirmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hani bir şekilde malzemeyle çalıştığını ya da hani staj gibi olmasa bile malzemeyle çalıştığını, bir yüzey araştırmasının ya da kazıya katıldığını kanıtlamasının istenmesinden yanayım. Çünkü gerçekten söylenenlerin hepsine gayet güzel de katılıyorum. Hiç arazi görmemiş birisine git buranın işte sit alanı olup olmadığını raporunu yaz denmesi o kişiyi de zora sokuyor. Tam olarak tanımlayamadığı için ve pek çok kültürel miras da böylece tespit edilememiş oluyor. Hocam çok teşekkürler. Şimdi Hüseyin Bey'in sorusunu yazdı buraya. Ben onu tekrar iletmek istiyorum. İyi akşamlar. Değerli hocalarımın paylaşımları için minnettarım. Benim sorum şu olacak. Ülkemiz bu meslek açısından geldiğimiz 2020 senesinde bile arkeolojinin hak ettiği, değeri görmediği bir gerçek. Bu durumda bu ülkede yaşayan her insanın bir payı olduğunu düşünüyorum. Ancak artık bahsettiğimiz gibi teknoloji çok ilerledi ve bu konuda yapabileceklerimiz çok fazla olmalı. Ülkemizdeki arkeolojik alanlar üzerinde teknolojik çalışmaları hangi boyutta yapabiliyoruz? 3 boyutlu tarama, drone, lidar gibi konusu üzerine bir arkeoloji bölümü mezunu öğrencileri olarak kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye soru sormuş. Teşekkür ediyorum. Bana mı sordunuz? Kim söylesin? Ben söyleyebilirim. Olur hocam, buyurun. Tamam. Yani başka hoca da isterse bilmiyorum. İsim söyleyin ama kime sorduğunuzu. Hocam genel bir soru olduğu için. Peki tamam. Yani bizim öğrencilere bütün bu alan arkeolojisi tekniklerini, programlarını, makinelerini kendilerini öğrettiğimiz tek yer arazidir. Bir öğrenci kazıya gelirse arkeolog olabilir. Gerçekten arazi arkeolojisini öğrenir. Bölümde asla sınıfta öğrenilecek işler değildir bunlar. Teorik bir şey değildir. Yani eline harita aletini alacak, drone'u da kullanacak. Ortofoto da yapacak, bir her şey yapacak. Yani stratigrafi kendi yaşayacak orada falan.
Ya arazide öğrenilir bunlar. Bizim okulumuz, uygulama alanımız arazidir. Bir öğrenci zaten bitirene kadar kazıya katılmıyorsa ondan arkeolog olma ihtimali bana göre çok düşüktür. Yani çok zor bir ihtimal bu. Ve onun bence diplomasına işaretlenmeli bile yani. Hiç kazıya katılmamışsa diploma yazmak lazım. Bu sadece diploma almak için geldi. Arkeolog olmaya gelmedi demek lazım bence. Buna yine şey katmak lazım. Sanıyorum ki drone kullanmak ya teodolite kullanmak işte bir iskeleti doğru temizlemek vesaire. Bunların gerçekten daha evvel de söylendiği gibi arkeolojik meslek okullarının olması lazım. Yani teknik işleri yapan teknik düzeyi yapanların da yetişmesi lazım. Tabii. Gelişmiş ülkelerde arkeolojiye baktığınız zaman zaten kazıyı yapan işçiler de belirli bir eğitimden geçen insanlar, belirli bir teknik okullardan giriyorlar. Yani bunların biz herhangi neyi bulursak ondan yapmaya çalışıyoruz ve her şeyi arazide biz öğretmeye çalışıyoruz. Bunun meslek okullarından gelmesi lazım. Bizim başka bir düzeyde bu işe yönlendiren arkeoloji akademik düzeydeki sorunlara daha ağırlık verecek bir halde olmamız lazım. Ve işin bir takım teknik detaylarını yapan, o konuda eğitilmiş elemanları, ara elemanları hem bizim kazılarda, hem müzelerde, hem diğer kurumlarda, arazi teşkilatlarında da buna şiddetle gerek var. Türkiye'de bunu maalesef sağlayamadık. Hocam geçen aylarda bir rektör arkadaşımızla konuşurken arkeoloji bölümü açmak istiyordu üniversitesinde. Benim söylediğim cümle aynen şuydu. Ya lütfen açmayın, yeteri kadar var. Size önerim şudur dedim. Teknik ve koruma ile ilgili bir başlık buluruz. Yani böyle bir okul açın, bakın hepsi de iş bulacak dedim. Yani iş arıyoruz, öyle bir adam yok kazılarda mesela. Yani bunu önerdim. Gerçekten tamam, öyle bir şey açmak şart. Zaten ben bunu birkaç kere önerdim. Hiçbirinde kabul etmedi. Herkes bunu çok aşağılayıcı bir şey olarak gördü. Halbuki esas işi yapan, esas gerçek elemanlar onlar. Tabii. Aynı fikirdeyim. Ayşe Karaman hanımefendi söz almak istemişti. Buyurun Ayşe Hanım. Vazgeçti galiba İlkay. Galiba evet vazgeçti. Bir tane yine chatten bir soru var. Müge Tunca Bahçeci sormuş. 12 ay kazı yalnızca alandaki kazı çalışması mıdır? Yoksa istihdam artırıcı yerinden yönetimi ve yerinden yönetimi ve korumayı öngören sürdürülebilir bir organizasyon biçimi midir? Diye bir sorumuz var. Bunu sanıyorum ki Nevzat Hocam benden daha iyi yanıtlarım. Ben bir noktayı söylemek istiyorum. Tabii buyurun. İlk başında 12 ay kazı yapılsın ve kazı bir an önce hızlı bir şekilde işte öğren yerine dönüşsün ve bir kişi konusundan başlamıştı. Bu doğrudan doğruya yani kazıyla toprak, bilimsel bir çalışmayla toprak hafriyatı birbirine karışması anlamına geliyordu. Ama bu o yürümediği için sizin belirttiğiniz gibi bu sanıyorum ki şu anda sürdürülebilir 12 aylık bir koruma değerlendirme ve alanda sahiplenmeyi beraberine getirdi. Ama sanıyorum bunu doğru bir şekilde kondu takdirde ve gerçekten üniversite akademik yaşamda da buna uygun bir altyapı sağlandığı takdirde 12 ay arazide kalacak ekiplerin gerek kurtarma kası, gerek değerlendirme, gerek restorasyon her türlü alanda olacak ekiplerin yetişmesi lazım. Ama akademik çalışmanın 12 ay sürmemesi lazım. Eğer bir ekip 12 ay ben kazı yapıyorum diyorsa bu bilim yapmıyor demektir. Gayet açık bir şey. Eklemek istedik. Evet, yani teşekkür ederim hocam bu açıklama için. Hakikaten bilimsel ekip dışında başka ekiplerle birlikte desteklenirse dediğiniz gibi bir kazı organizasyonu yeniden biçimlenebilir. İdeali de bu olmalıdır diye ben de düşünüyorum sizin söylediğiniz gibi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu 12 aylık kızı için biz bir altında kalacak bir alanda tutuyoruz ve 12 aya yakın tutuyoruz. Tabii devlet su işlerinin finanse ettiği bir şey olmasından dolayı arkeleri uzun süre istihdamıyoruz. Ve şöyle bir şey tabii 12 ay boyunca mı yapıyoruz? Doğru diyoruz. Çünkü zaman yarışıyoruz. Ama kazının bitiminden sonra en yıllık bir küçük yıllık bir en az yıl çalışması lazım. Gelen bu yerleştirme yer hakkında bilimsel bilgiyle bilelim.
O şekilde yapılabilir. Çok ayrı türlü olmaz. Hocam sesiniz çok duraksayarak geliyorsa, geldi. Çok iyi anlayamadık ama yankı yapıyor. Evet. Yankı mı yapıyor? Şimdi nasıl? İyi. Şimdi daha iyi hocam. İyi mi? Hani bizde dedim 12 aylık kazı kurtarma kazı olduğu için yapıyor. Ama hani her bir yıllık kazının malzemesini bir depo çalışması 12 ay sürerse eğer 12 aylık bir sürede sadece çalışmasına verilirse değerlendirilebilir. Hatta daha uzununun depo çalışmasına verilir o durumda. 12 ay boyunca arada kılmak mümkün değil. Yani mümkün fakat bitel bir değerlendirme yapmak değil. Teşekkür ederiz hocam. Nevzat hocam siz bir şey söyleyecektiniz. Yani hocalar söyledi. Ben de isterseniz birkaç şey ekleyebilirim. 12 ay tabii iyi bir olanak bence. Bilim için, koruma için, istihdam için birçok konuda iyi bir olanak gerçekten. Ama amayla tabii devam ediyoruz bu gibi cümlelerde. Ya ama herkese uygun olmayabilir. Mesela adam örneğin Kars Üniversitesi'ndedir. Edirne'de bir kazı yapamaz yani. Bu biraz ulaşılabilir yerde. Yani kazıyı esas yöneten çok önemli. Eğer bilim ekibi yardımcılarıyla beraber, yani o genellikle biliyorsunuz 5-10 kişidir yani ilk çerçeve. Bilim insanları, o kazının her şeyine bakan hocalar falan. Her kazıda 5-10 tanedir. Gerisi geçici gelir gider, işi biter gelir falan filan. Her kazıda öyle. Ama kendi kazı başkanı ve yardımcıları ve ilk çerçevedeki birkaç hoca mutlaka uygun bir şekilde olmalı ki ve kazı da onun ulaşabileceği uzaklıkta olmalı ki herhangi sorunda en fazla bir saatte ulaşması lazım. Yani bir kazı oldu, işçi düştü, bacağını kırdı, bilmem ne oldu. Ya veya çok önemli bir buluntu geliyor o sırada. Nasıl ulaşacak? Yani ya da işte 6 ay kar altında olan yerler var falan. Şimdi bunun gibi yani eğer uygunsa bir yer, bilim ekibi bunu göze alıyorsa özellikle kazı başkanı çünkü bütün sorumluluk onda ve yasalar bunun iznini ve çalışma biçimini yeniden destekliyorsa çünkü eski düzen olmuyor. Şimdi başka bir yöntemle devam ediyor çünkü başka türlü yönetemez. Bunlar uygunsa, bütçesi de uygunsa elbette yapılabilir. Sadece kişiye, hocaya bağlı bir şeydir bu. Her şeyi mümkünse ben yaparım der, yapar. Bunun için üniversiteler de bence doğru davranmalı. Mesela üniversitede bir hoca kazı alacağı zaman kendi üniversitesinin teritoriumunda sorumlu olduğu şehirden ve bölgeden alması lazım. Hem bölgeye karşı sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Hem de oraya kolay ulaşabilmek için. Şimdi Celal mesela ne güzel değil mi? Bakın denizin içinde 12 ayda devamlı zaten bu 12 aylık çıkmadan önce de 12 ay kazıyordu. Ben de öyle 12 ay çıkmadan kaç yıl kapatmadım şantiye açıktı yani. Kışın restorasyon, bilmem yağmurda ofiste bilmem depo vesaire çalışıyordum. Ama yani kapı önündeyse gerçekten o zaman işler daha kolay olabilir. Yani sadece bakanlık değil, üniversiteler, hocalar vesaire herkes bunu düşünerek bir proje bence yapması lazım. Yoksa bence bu iyi bir imkan. Her türlü işe yarayabilir. Korumada, bilimde, istihdamda işe yarayacaktır yani. Teşekkür ederiz hocam. Enes Titirinli beyefendi bir soru sormuş. Merhabalar sayın hocalarım. Ben Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölüm 1. sınıf öğrencisiyim. Yüksek lisans ve doktora da sualtı arkeolojisi üzerine çalışmak istiyorum. Size bu konuyla ilgili iki sorum olacak. Birincisi, lisans düzeyinde çalışmak istediğimiz alana yönelmeli miyiz? Yoksa bu yönelimi yüksek lisans ve doktora sürecinde mi yapmalıyız? İkinci sorum ise, sualtı arkeolojisinin günümüz Türkiye'sinde ne kadar değer gördüğüne değinebilir misiniz? Bu alanda çalışmak için ülkemizde yeterli istihdam araştırma desteği var mı diye soru sormuş. Buyurun hocam. Madem Akdeniz Üniversitesi benden yine bana düşüyor keyifle tabii. Şimdi arkeoloji 4 senelik disiplinde zaten bir kültürel ve uygarlıklarla ilgili mesleğin kendisiyle ilgili bir altyapı veriyor. Su altı arkeolojisi başka bir iş değildir. Sadece varlığın üzerinde su var. Oradaki batan şey de karaya ait zaten malzemeler. Dolayısıyla sadece tekniği farklı olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani sadece dalman gerekiyor. Onun dışında o da arkeolojidir. Suyun altında da olsa, üstünde de olsa aynı bakış açısı, aynı altyapı, aynı altyapıdan bahsediyoruz. Bu nedenle 4 senesini okuması lazım. Yüksek lisans doktora da yönelebilir tabii. Düşüyor telefonum, evet. Yönelebilir. Ayrıca bizim üniversitede var öyle programlar. Bu önceden de havuzdan ders alabilir arkeolojinin yanında. Öğrenciler artık biraz böyle davranmalı yani. Birkaç derste diğer ilgilendiği alandan almalı. Felsefe mi olur, su altı mı olur, başka bir şey mi olur diye. Sorunun ikinci kısmı, su altı arkeoloji işte biliyorsunuz George Barnes'la başladı. Uluburun Gelidonya batıkları.
Arkasından Cemal Pulak'ı yetiştirdi. Cemal Pulak'tan sonra da şimdi bu son zamanlarda işte Hakan Günsen'in birkaç arkadaşlar var. Henüz çok değiller. Ama çoğalıyor. Sualtı arkeolojisi tabii eskiden karasal arkeoloji modaydı ve herkes onunla ilgileniyordu. Biraz da Almanya kökenli çok insan var. Biraz belki oradan kaynaklandı. Ama sualtı arkeolojisi devreye girdi artık. Şu anda iyi bir noktaya doğru bence gidiyor. Ama çok gelişmeye ve desteklenmeye ihtiyacı var. Tıpkı arkeometri gibi aslında. Yani bu ikisi de çok iyi desteklenmesi lazım ki o alanda da bir gelişme gösterelim. Ama gidişat iyi görünüyor şu anda bence. Gelecek parlak ya. Hocam ekleyecekleriniz var mı? Mehmet Hocam? Yok aynı hocam. Fikirdeyim. Yani ben de yani o tip alanların lisansın bir temeli vermesi, lisansın üzerine bütün yan alanda ister arkeometri olsun, ister yerleşim arkeolojisi olsun, ister kuramsal arkeoloji vesaire. Bu lisanstan sonra gelen lisansta bunların altta belki verildiğindir. Ama lisansın üzerine oturması lazım gelen alanlar. Tamam aynı fikirdeyim ben de. Türkiye'de ciddi bir şekilde sualtı arkeolojisi gerek var ama burada da bir şey karışıyor. Müsaadenizden bir noktayı uygulamak istiyorum. Dünyada iki türlü sualtı arkeolojisi var. Nautical arkeoloji ve maritime arkeoloji. Yani biri batıklarla ilgilenir. Batık gemileri çıkartmak, batık gemilerde bir yerde onların malzemesi. Ama da gerçek anlamda sualtı arkeolojisi, batık kentler, deniz seviyelerinin değişmesi, yani topografyayla beraber ele alan. Maalesef Türkiye'de bu ikinci alan çok geri kaldı. Batıklar daha heyecan verici geliyor tabii. Onlar bir yerde çok zengin buluntu veriyor. Bas ekolünden de o geldi ama dünyada evet. Şu anda baktığınız zaman gerçek anlamda karadaki nasıl karadaki topografiyle çevreyle beraber kültürlere bakıyorsak su altı arkeolojisinin artık Türkiye gibi çok tektonik hareketlerin farklı olduğu, çok hızlı olduğu bir ülkede mutlaka gerçek anlamda deniz arkeolojisine ihtiyacımız var. Kıyının değişmesi, kıyılan su altta kalan yerleşimler, su altta kalan kültür topografyasını anlamak zorundayız. Bu dünyada da şu anda en hızlı gelişen alanlardan biri bu. Ama maalesef ülkemizde şu anda heyecanlı herkes batıklara toplandı. Ama hocam hakkını yemeyelim. Mustafa Şahin İznik'te biliyorsun su altında yani. Bazilika kazıyor. Yok, yani çok istisnalar var bunun. Batı Ege'de de var. Marmara'da da bunu yapmaya çalışanlar oldu ama şu anda esas heyecan herkesin kafasındaki bir anfora daha sanıyorum ki bulmak. onun yerine bir su altı bir yerleşme daha bulunması. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Benim alanım Neolitik. Neolitik dönemde deniz seviyesi hala bugünden 26 metre daha düşük. Yani bütün Neolitik'te kıyı yerleşmeleri suyun altında şu anda. Biz Neolitik döneme ait hiçbir kıyı yerleşmesini göremeyiz. Ancak bunu denizin altında görebilirsiniz. Bunun gibi yani onu Türkiye gibi çok hızlı bir tektonik hareketler var. Türkiye kıyıları çok hareketli. Ve bu sanıyorum ki sadece arkeolojiyi değil, jeofizikçileri de, coğrafyacıları da, jeologları da ile birlikte çalışmaya getirecek yepyeni bir alan olur Türkiye'de. Çok teşekkürler. Tabii hocam, esasında biliyorsunuz suyun altında olan kısımlar için bu nautical arkeoloji vesaire tamamen haklısınız. Ama bir de var ki aslında karada da biliyorsunuz jeomorfoloji çalışıyoruz. Derin sondajlarla bir zamanlar denizken yerleşim yakınlarında. Tabii ikisi beraber. Çok iş var. Yani Türkiye'de en iyi şey de İlhan Kayan gibi bir uzmanın Türkiye'de yetişmiş olması. Evet. Yani İlhan Hoca bu alanda bir çığır açtı. Yani dünya çapında bir isim olaraktan gelişti. İlhan Hoca'nın açtığı yolun yürümesi ve onun daha güncellenerekten çeşitlenmesi mutlaka gerekiyor. Evet. Mehmet Hocam, size bir soru var. Bu yıl Ulaş Varan beyefendi sormuş. Bu yıl kazıda kaç arkeolog istihdam ettiğinizi soruyor. Ben bu sene kazı yapmadım. Ben geçen sene kazımı son noktayı koydum. Ben 64 yıldır arazideyim. Sanırım ki şu andaki buradaki kadronun içinde de emekli olan en yaşayan fosil diyebilirsiniz. yani yaşayan, yat konuşan fosil hala. Biz kazı yapmadık ama kültürel miras projesinden açıklama projesini sürdürüyoruz. Ama malzeme değerlendirmesi yapıyoruz. Ve bu sene korona nedeniyle, bu pandemi nedeniyle de 9 kişilik bir ekiple geldik. Yani uzman bir ekiple geldik. Yeni öğrenci bir kişi getirdik ancak bir olduğu için. Ama şu anda yani ben bir örnek teşkil etmemem gerekir. Kazıya son noktayı koyduk. 29. yılı geçen seneydi kazımızın. 29 yıl yeterince bilgi edindik aşağı pınardan.
Ama şu anda halen Açık Hava Müzesi dizaynlaması projesi hızla yürüyor. Onun için hala ben Kırklareli'ndeyim ve malzeme çalışıyorum. Sonra kötü bir yanıt benimki. Bu sene fazla istihdam yapmadım. Öyle diyeyim. Anlayacağım. Meltem Karayel hanımefendi bir soru soruyor. Tarih disiplininden olan ve eski çağ alanında çalışan bir öğrenciyi arkeolojik kazı alanında değerlendirme konusunda görüşlerinizi merak ediyorum. Arkeoloji disiplininden olanlar dahi bir kazı ekibine dahil olmakta zorluk çekerken belki de zorlayıcı bir beklentiye girdim diye de yorum yapmış. Ancak bu alanda çalışan birinin de kazı alanında bulunması gerektiğini söyleyip kazı ekibi için başvuru sonucunun olumsuz olması bizleri de oldukça zorluyor demiş. Bu konuda valla o arkadaşa selamlarımı söyleyeyim. Bu sene ben birkaç kere aldım tarihçi arkadaşlardan veya başka disiplinden arasını alıyorum. Bu sene bir tane aldım tarihçi ve arkeologların hayatına sadece 8 gün dayanabildi, kaçtı. Hocam çok affedersiniz, araya gireceğim, soruyu soran benim ve bütün hocalarımdan bunu duyuyorum. Diyorlar ki tarihçiler dayanamıyor ve kaçıyor ama bizim evet. Suçumuz ne? Hayır ben suçumuz buna katılmıyorum. Bakın, hayır durum bu yani suçunuz yok. Durum bu. Hayır, Boğaziçi de arkeoloji tarihin içinde. Tarih bölümü yani Boğaziçi'nin kazı ekiplerine bakarsanız hepsi tarih kökenlidir. Yani bu tarih kökeni yahut antropoloji kökeni yahut o kökeni bu kökeni. Arkeoloji ben bir takım işidir. Bizim arkeoloji, biz geçmişe bakıyoruz. Konusu insan ve dünya olan bütün bilim dallarından beraber. Buna tarih de girer, dil de girer, astronomi de girer. Ama Nevzat Hoca'nın dediği gibi arkeolojinin arazi koşullarına uyum sağlayabilmek ve onunla beraber olmak. Yani tarihçi olmak bence bir dezavantajdı. Ben birçok tarihten öğrenci de aldım. Gönüllü çalışmak isteyen herkese açtık, kapımızı açtık. Bunda da bunlar bir çeşitliği getiriyor, farklı bakış açılarını getiriyor. Buna da hiç karşı değilim ama arkeoloji disiplini yani şu andaki kısıtlı imkanlarla eldeki imkanları arkeoloji alanındaki öğrencilere vermek, bunu buraya soyunduysa onu yapmak lazım ama diğer disiplinlerden de ilişki bence sürdürmekte yarar var. Bize dayanabiliyorlarsa. Bir şey daha ekleyebilir miyim İlkay'cığım? Yani arkadaşlar fark etmesi için ve bizi bağışlamalar için söyleyeceğim bunu. Şimdi mesela herkesin kazı olanakları farklı. Ben de mesela kazı evimde işte 50 kişi falan kalabilir. Mutfağım bunu besleyebilir. Ama o 50 kişinin yani duşu, tuvaleti, kliması vesaire bunları genel müdürlük kaynaklarından ödüyoruz. Ama bir de mutfak var. Günde 4 kere yemek yiyecek 50 kişi 4 ay boyunca mesela. Düşünün büyük paralar. Ve bunlar için işte bir yerlerden kaynak yine bulmamız lazım. Para bulmamız lazım. Ve onların güvenliğini vesairesini, sağlığını, her şeyini sağlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu büyük sorumluluk ve bir de herkes başa çıkamayabilir. Onun için her kazı başkanına bence küsmesinler, denesinler. Bir gün bir kazıya katılırlar mutlaka. Kaptan Yudomos isimli bir arkadaşımız bir soru sormuş. Bazı hocalarımızın kitaplarına ulaşmak çok zor. Baskı yapılmamasının sebebi nedir? Buna çözüm bulabilir miyiz diye soruyor. Mesela Nevzat Hoca'nın Likya kitabı piyasada bulunamıyor. Buna nasıl bir çözüm bulunabilir diye. Yani haklısınız. O benim hatam ya da bizim de hatamız sayılmaz belki ama kendime yükleyeyim hatayı. 2 yıl oldu biteli. Yani basıldı ve 2 yıl önce tükendi kitap. Ama ben 2 yıl yani çok da acele etmedim. Hani bir daha yeni baskı yapalım diye. Ama bugünlerde baskıya giriyor Türkçesi. İngilizcesi de sanıyorum 3-4 ay sonra bitecek. İngilizcesi de baskıya giriyor. Yani üzgünüm biraz gecikti ama inşallah geliyor yakında. Kitap basmak pahalı bir iş oldu. Eğer yayıncılar bunu yani kazanamayacaklarsa tabii basmıyorlar. Birçok arkadaşımız hani üstüne para vererek bazı bilimsel spesifik eserleri ancak basabiliyorlar. Şimdi hatta dijital yayınlar başladı. Çünkü kağıda basmak çok pahalı bir şey. Artık periyodikler ve bazı kitaplar artık dijital basılıyor. Bence çok iyi bir şey yapılabilir. Çünkü kağıt pahalı olduğu için bulup da okunamıyor ama sayısal olarak ben yüklesem internete şimdi bilgisayarı. Bütün arkadaşlarımız herkes bedava okuyacak. Bu bence harika bir şey. Ama onu da her zaman yapamıyoruz. Yani hak bizim olmuyor demek istiyorum. Sağ olun hocam. Kamer Gıyga bir soru sormuş. Türkiye'deki kazılarda kazı yönü bitirildikten sonra bilimsel yön sizce işleyiş kaynak sunma bakımından yeterli mi diye sormuş. Aklıma şu geldi bu sorudan sonra. Type Resist'in bir çalışması vardı. Kazmak kolay da yazmak zor mu diye.
Orada kazıların bir istatistiğini dökmüşlerdi Type projesi. Gerçekten de hani çok kazı var ama yayın çok az. Hani bu konuda görüşleriniz nelerdir? Doğru. Alabilir miyiz? Elbette. Hepimiz söyleyelim bir cümle o zaman. Haklı arkadaşımız. Bu ama gittikçe artıyor. Öyle kolay değil kazıda. Yani kazılan şey bazen 10 yıl sürüyor kazılması. Ama dediğiniz gibi yapılı araştırmalarda mesela final reportlarım inanılmaz az sayıda olduğu görünüyor. Yani kazısı bittiği halde onun bir toplu raporunu her konusuyla beraber yayınlamamışlar. Ne yazık ki biraz eksiklerimiz var ama gittikçe artması sevindirici bir şey. Yani yeni nesiller daha fazla yayın yapmak için uğraşıyorlar. Belki bu çok aptal bir düzen ama bu puan meselesi var ya, kademelerde işte yarım doçent, doçentlikte falan. Bu puan meselesi sanki biraz zorlayıcı gibi oldu ama bir sürü de handikapı çıktı bunun. Yani hüllesinden bilmem plagiatına kadar bir sürü handikap çıktı. Ama bence bu biraz zorluyor. Şimdi yeni nesil iyi yayınlar yapmaya çalışıyor. Elbette yarısı kötü olacaktır. Önemli değil ama iyiler geliyor galiba. Ama eksiğimiz fazla. Yani kazılmış bitmiş. O malzeme depoda 30 yıldır bekliyor. Yayınlanmayan bir sürü şey var. Kimseye de vermiyorlar. Öyle duruyor. Yani bunlar bir gerçekten bir şey. Sorun. Evet. Bu gene yani her alan için geçerli. Yani bunun gayet de yani bizim bilgiyi topluma ve gelecek kuşaklara aktarmak, yani bizim görevimiz bunu kazmak değil, bizim işim esas işimiz o bilgiyi gerek o bilim alanına gerekse topluma geleceğe kazandırmak. Yayın yapmak gerekli, yani şart esasında. Ama Türkiye'de şu anda sanıyorum ki özellikle ön raporlarla, yani bir ana özünün tanıtımı bu KEBAN'dan başlamıştı. KEBAN raporlarına, yıllık raporlarla başlamıştı. Kazı sonuçları da bunun gayet iyi, Tuğba'nın da belirttiği gibi bunu vurguluyordu. Ama son yayınların çıkması çok kapsamlı bir değerlendirme gerekiyor. Diğer uzmanlarla birlikte gerekiyor. Bunu evet. Hızlı bir şekilde yapılması mümkün değil. Zaten doğru da değil. Olanaksız da değil. Ama yapılması şart. Ama ben mesela şu anda 1952-54 yılı Fikirtepe'yi şu anda baskıya veriyorum. Yayına veriyorum. Yani bir takım şey, bir de yani ha deyince de olmuyor. Olamıyor da maalesef. Ve dünyanın her yeri için geçerli ama Nevzat Hoca'nın da dediği gibi mutlaka olması gerekiyor. O bilginin en de sonunda kullanılması gerekiyor. Önemli olan kazı arşivlerinin, kazının ana dokümantasyonun kaybolmaması. Bu her zaman yeniden kullanılabilir. Yeniden değerlendirmesi lazım. Bu kazının hafızası, yani Türkiye'nin arkeolojik hafızasının doğru bir şekilde korunması lazım. Bu korunmadığı takdirde, yani bizden evvel kuşakların yaptığı kazıların dokümantasyonu doğru korunmadığı takdirde o bilgi zaten her zaman kazı tahribata giriyor. Kesinlikle. Hocam, Mehmet Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlara da herkese söylüyorum. Bence burada bir model değişikliğinde devrim yapmak lazım. Nedir? Sorun ne biliyor musunuz? Yani kaz hepimiz kazıyız. Ama kazılarda çıkan, ortaya çıkan veriler, yayınlık veriler, yayınları gecikiyor. Çünkü o ekip yapmak istiyor önce. Haklı olarak. Haklı ve emek sahibi olarak. Ama bence en azından büyük kısmını, yani yayınlanma programda yoksa eğer örneğin malzemeler, onları açık erişimli data biçimde ortalığa koyup kim istiyorsa üzerine yayın yapamaz mı örneğin? Ben tamamen çalışıp yapsın. Nevzat Hocam ben tamamen aynı fikirdim. Yani ben bu ortaya devrim yani devrim yapalım hakikaten. Böyle tabii. Bir şey olsun yani. Yani ortaya çıkan bulgunun ben kaç bin sene evvel bir adamın yaptığı nesnenin tekelimi almayı zaten doğru bulmuyorum. Biz verileri evet. Herkesten paylaşıyoruz. Ama önemli olan bunun değerlendirmesi de bunun üzerine görüşlerimiz ve bunun uygarlık tarihi için ne anlam taşıdığı sorusu çıkıyor ki bu sadece hamverin üzerine bütün bilgi birikimimizi ve diğer analizleri konmasını gerektiriyor. Zaten mesela zor olanı da o. Yoksa telefon kataloğu gibi hamveriyi ortaya çıkartmak zaten kolay. En kolayı bu. Bunun yapılması lazım ve bunda hızla paylaşılması lazım. Ona hiç karşı değilim. Gazda çıkan her şeyin hızla paylaşılması lazım. Önemli olan bizim bunu nasıl değerlendirdiğimiz ve onu nereye koyduğumuz olması lazım bence. Evet. Bu konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Hani kazılarda genellikle tabii çok devasa sayılarda malzeme ele geçtiği için bunların tamamının zaten dijital ortama geçirilmesi, envanterlenmesi dediğim gibi hani kazının yapıldığı süreden çok daha fazla 2-3 misli daha fazla zaman isteyen bir şeydir.
Ve biz bunu genellikle tabii kazılara katılıp işte yüksek lisans doktora yapmak isteyen ekip üyelerinin de yapmasını istiyoruz. Ve pek çok test çıkıyor bu kazılardan. Ancak şöyle bir şey de var, yani bu tezler işte YÖK sitesinde rahatlıkla indirilebilir yayınlara da dönüşmüş oluyor aynı zamanda. Tamam, hepimiz bir şeyler yazmaya çalışıyoruz. Ben mesela elimden geldiği kadar yazmaya çalışıyorum ama bu hiçbir zaman yeterli değil. Sonuç raporları da yani bütün seramik parçalarını, bütün yontma taş parçalarını bir sonuç raporu içerisine ekleyemiyorsunuz. O zaman 3-4 ciltlik ya da 8-10 ciltlik ansiklopedilere dönüşmesi gerekiyor. Onun için bunları daha çok tezler şeklinde yapıyor insanlar. Fakat ondan sonra o tezlerin yayınlanması noktasında sıkıntı çıkıyor. Hem işte ondan sonra başka bir işe giriyorlar ya da başka bir projeye yöneliyorlar. Bunlar bir türlü yayına dönüştürülemiyor. En iyisi YÖK tezden bunları indirip kullanılabilir halde tutulması bence de gayet olumlu bir şey. Hocam çok fazla soru geliyor şu an. Önümde 12 tane bir soru var. Ben isterseniz hızlı gidelim. O soruları da sormak istiyorum size çünkü. Bazı durumların, Çağrı Aydın Bey sormuş, bazı durumların yasalaşması ve bazı yasaların düzenlenmesi gibi konulardan bahsedildiğini vurgulamış. Bu gibi durumlarda ne gibi girişimlerde bulunabilir? Aynı zamanda meslek odamızın olmadığından da bahsetti Nevzat Hocam. Genel olarak bu takım eksikliklerde nasıl girişimlerde bulunulabilir? Hocalarımız çözüm önerileri hakkında fikir verebilir mi diye sormuş. Buyurun hocam. Ben söyledim söyleyeceğimi. Tamam, şu anda bir derneğimiz var ama derneklerin gücü sınırlıdır. Ve üstelik o sınırlı küçük gücümüzde bile biz parça parça haldeyiz. Bir türlü bir araya gelip de doğru düz bir güç oluşturamıyoruz ne yazık ki. Yani bir türlü olmuyor. Niye olmuyor bilmiyorum. Tabii sosyal demokrat toplumlarda normal bu demokrasi tavırları ama yani muhalefet, tartışmak bilmem ne. Ama muhalefet bütünü parçalamamalı örneğin. Ben öyle düşünüyorum. Ama meslek odası olamıyoruz. Çünkü yani mesela mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası vesaire, tabipler odası gibi. Çünkü para kazanan serbest bir meslek olmadığı için odaya bir gelir getirecek herhangi bir proje de üremiyor. Dolayısıyla bir oda bir türlü oluşmuyor. Ama buna rağmen bence dernek bunun yasal yollarını hukukçusuyla konuşarak odalaşmanın yollarını aramalı. Yani mutlak biçimde bir oda kurulmalı ya da başka bir statüde bir güç oluşturulmalı. Bunu da bütün arkeologların, sanat tarihçilerin vesairelerin, yani bütün eski çağ bilimcilerin içinde olduğu güçlü bir kalkana dönüştürürsek eğer birisi bizim bir tane cümlemizi, sözümüzü kale alabilir. Yoksa almaz. Biz hep bireysel yaşıyoruz. Bireysel yaşanmaz ki, böyle bir toplumsal düzen yok yani. Onun için bence yollarını siz aramalısınız. İlkay, sorun sizin yani sorumluluğunuzda bir şey bu İlkay, çalışma. İlkay, ben cevap vermek istiyorum buna ya. Tabii, tabii. Buyurun. Şimdi bu sürecin ayağını benim, hani dernekte benim önerdiğimde yürüyor. İlkay, öyle odalaşmanın tek bir kuralı var. Bizim hepimizin bir vergi levhası olabilmesi. Yani bir arkeoloğun çıkıp piyasaya, ben arkeoloğum ve bana vatandaş gelecek, başvuracak, benim de vergi levham var diyecek. Yani odalaşmanın birinci yasal zorunluluğu bu. Yani bir mimar, bir mühendis, bir doktor kendi bir vergi levhasına sahip. Bizim elimizi bağlayan en önemli yasal prosedür bu. Fakat biz şimdi Arkeologlar Derneği olarak bir avukatı yazdık ve bir çatı altında bütün dernekleri toplayıp bir platform oluşturup onun üzerinden bir şeyler yapmaya çalışacağız. Herhalde bu Aralık ayı itibariyle de proje gerçekten, bu projenin belli aşamalarını geçtik. Belli aşamalar Arkeologlar Derneği'ne verildi. Aralık ayında da eğer proje neticelenirse inşallah umarız bize verilecek. Ve biz de var olan Türkiye'deki bütün dernekleri tek bir çatı altında toplamayı planlıyoruz. Ondan sonra da odalaşma için yasal prosedürü geçebileceğimiz noktalar, işte Mimarlar Odası'nın altında bir ek çatı olarak mı var olacağız? Çünkü Mimarlar Odası arkeolojinin belli unsurlarının da girdiği için buradan bir yasal boşluk bulabilecek miyiz? Bunu denemek esas. Yani Arkeologlar Derneği şu an bu noktada çalışmayı sürdürüyor. Bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle? Sonra burada Nevzat Hocam da vurgulamak istediği esas sorunlardan bir tanesi. Neden gelen soruda, neden bazı yasaların çıkmasına neden kuvvetli olamıyoruz sorusunun yanıtlarından biri.
arkeolojinin bir durumu var. Diğer hiçbir meslekte olmayan bir durum var. Bizim bütün bir çalışma alanımız bakanlığın iki dudağının arasında. Yani ben Türkiye'de siz nükleer fizik yapabilirsiniz. Sistemle, bürokrasiyle çalışarak da nükleer fizik yapabilirsiniz. Ama sizin bütün bilimsel çalışmanız bakanlığın iki dudağının arasında. Bakanlık size hayır sen o kazı alanına giremezsin dediği anda bütün meslek hayatı bitiyor herkesin. Bu nedenle onun getirdiği bir baskı ve bir korkunun arkeologların serbest konuşmasını ve serbest hareketini engelliyor. Yani öyle bir meslek alanındayız ki bir bürokrat veya bir bürokratik sistem seni, bizim bütün meslek hayatımızı çizebilir. Bu sanıyorum ki önümüzdeki en önemli engellerden biri. Benim konuşmamda da vurgulamak istediğim yani bilimle bürokrasi arasındaki sınırın eskiden olduğu gibi çok doğru konması, konduğu takdirde sanıyorum ki çok daha rahat bir şekilde yasaların düzenlenmesinde, hataların görülmesinde, daha iyiye götürülüp gitmesinde, olayların daha iyi bir şekilde gelmesinde daha rahat hareket edebilecek birçok arkadaş sistemden korktuğu için elinden kazısının alınacağını, yüzler açmasının alınacağından korktuğu için hiç ağzını açmamak yere ben bunu görmedim, duymadım o oyunu. Bu bence başka hiç meslek alanında böyle bir şey yok. Siz de hangi alana giderseniz gidin, bürokrasiyle ters düşüp kendi alanınızı yapabilirsiniz. Yamaksız bir konuda. Evet hocam. Ömer Yıldız, arkeologların bir meslek tanımı yok demiş. Bu noktada hocalarımızın görüşlerini merak ediyorum diye sormuş. Ama bunu hocalarımızdan önce ben söylemek istiyorum. Bir meslek tanımımız oluyor artık. Evet, bunu geçenlerde bir anket üzerinden bütün hocalarımıza gönderdik. Meslek tanımımız büyük oranda oluştu, kesinleşti. Şimdi önümüzdeki haftalarda son nihai raporu sunacağız bütün camiamıza ve en sonunda nihai rapordan sonra da bu başvuruyu yapacağız ve artık arkeologların da bir meslek tanımı olacak. Diğer bir soru Okan Sezer Beyefendi'den. Her üç hocamın da görüşünü merak ediyorum diye başlamış. Klasik dönem kazılarında bu biraz daha net ve üzerinde hemfikir olunabiliyor sanki. Kazı sonucu ele geçen bilgi büyük oranda toplumun kamusal alanı veya seçkinleriyle ilgili. Prehistorik kazılarda ise toplumun genelinin adına çok daha net bir resme ulaşılabildiği düşünülüyor sanki diye kendisi böyle bir izlenim oluşmuş. Ancak herhangi bir prehistorik yerleşimin dahi tespit edilemeyen uydu yerleşimleri olabilir. Bu temelde sizce bizler geçmişe ne kadar dokunabiliyor ve tanımlayabiliyoruz? Elimizdekilerin toplamı çok genel şeyler olmaktan öteye gidemiyor. Kurtarılamayan tarih ve tarihsel hikayenin yüzdesi yüksek mi kalıyor diye de eklemiş. Hocam, Mehmet Hocam, isterseniz siz bununla ilgili biraz... Şimdi tam kafa, soru tam kafamda net olmadı ama zaten yeni kazılar yapıldıkça bizim bilgimiz artıyor. Sadece kazıyla değil, elimizdeki diğer arkeometrik yöntemlerin verdiği, yani burada çok ayrıntılı vurgulandı, yeni yöntemler, artık bir toprağın analizi, topraktaki fitolitlerin analizi, insanların kemiklerindeki bugün stresini bile okuyabiliyoruz. Ve yani benim çocukluk, gençliği, öğrenciliğimde hayal edemediğimiz bilgileri de alabiliyoruz. Bu klasik arkeoloji için de geçerli, orta çağ arkeolojisi için de geçerli, hatta yakın çağ arkeolojisi için bile geçerli. Elimizdeki çalışmalar arttıkça, imkanlar arttıkça edindiğimiz bilgi genişliyor ve yeni sorulara yöneliyoruz. Yani eskiden sadece bir çanağın tanımıyla yetinirken bugün o çanağın neye pişirildiğini, yani neye kullanıldığını ve onun toplumsal yapısını da görür. Bu her dönem için geçerli. Yani klasik arkeoloji ile benim göz açımdan tarih öncesi arasında ya da yakın çağ arkeolojisi arasında hiçbir şey fark yok. Dünün de arkeolojisi olabilir ve dünün de arkeolojisini elimizdeki bilgilerle bakış açımız sorduğumuz sorularla zenginleşir. Ama bugün elimizdeki imkanlarla geçmişi ne kadarını anlıyoruz? Bunu doğa tarihi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ne kadarını biliyoruz? Elimizdeki imkanları zorlayarak da mümkün olduğu kadar fazla öğrenmeye ve giderekten onu daha fazla öğrenmeye çalışıyoruz. Bilmiyorum bu sorunun yanıtı bu muydu? Onu da Mehmet Hocam aslında o arkadaş şunu da galiba ayrıca sordu. Bu sizin yanıtınız tam istediği şey ama bir şey daha sordu. O da şu. Yani sürekli anıtsal yapılar, görkemli binalar, şehirler var da diğer hayat ne oluyor diye bir soru sordu. O bence şuna gidiyor. Hani bir zamanlar Gordon Child'ın söylediği posta pulu arkeolojisi meselesi var ya. Evet. Posta pulu arkeolojisi. Şimdi genellikle tabii arkeologlar erken zamanlarda anıt kentler, büyük kentler ve anıtsal mimarlık ve işte değerli heykeller falan peşine düştüler. Uzun zaman böyle geldiği için esas yaygın halkların sanatı
yaygın halkların yaşam biçimi, geçim kaynakları bilinmedi. Sonra bunun mesela ben ilk fark ettiğimde Antalya'da geldikten sonra Beydağlar Yüzey Araştırması Projesi'ni bunun için başlatmıştım. Şimdi sahildeki bütün büyük kentler kazılıyor. Anıtsal mimarlık önce onlar kazılıyor. En anıt mimarlar binalar kazılıyor. Hatta halkın evlerine daha sıra bile gelmiyor. Hala gelmeyenler var bazı yerlerde. Onun için Beydağlar Yüzey Araştırması'nda 10 yıl boyunca kırsalda insanlar nasıl yaşıyordu? Köylerde, komelerde, garnizonlarda nasıl bir hayat vardı? Onlar neyle geçiniyorlardı? İşte zeytinyağı, bilmem şarap vesaire, presler, atölyeler ve yüzlerce keşfettik o zaman. Ama iyi bir şeymiş meğerse Gordon Child'ın hikayesi. Çünkü herkes sahildeyken dağlar bize kalmış 100 yıl geçtiği halde. Hepsi yeni keşif oldu. Sanırım arkadaş bunu diyor. Yani halkın, yaygın halkların hayatı, sanatı vesairesi. Ama bu tarih öncesi için de geçerli. İlk başlarda en kolay şeylere yönelmiş. Yani paleolitiğe bak, taş devrine bakın. Önce mağaralara yönelmiş. Herkes mağarada oturuyormuş gibi. Tabii ki mağarada en az kullanılan yerler. Ama güzel yani. Daha çok açık, o kadar mağara yok dünyada zaten. Ve mağarada oturan başka hayvanlar var. Yani bilimi ilerledikçe bakış açımız bugün birçok klasik arkeoloji tarih öncesiyle yani senin de Beydağlar'ın yaptığın gibi, Yavsakalosus'un yaptığı gibi bizimle aynı yöntemle, aynı sorularla gidiyor. Önemli olan çevreyi anlamak ve bilimin gereğini yapmak. Elbette. Ama gayet bir de yani toplumun yansıyan yüzü. Belki görsel eserlerde topluma, çünkü bir halkın daha soyut şeyi anlatmak çok daha güç. Bir kültürel çevirmenlik gerekiyor. Bir güzel görünüşü güzel olan bir kabı toplumu ani güzel dedirtmek kolay. Ama orada edindiğimiz bilgi, bu adam nasıl yemek pişiriyor diyor. Toplumu iyi ki bunu bana söyledin dedirtmek daha zor. Bu da evet. Devreye giriyor. Ama biz bunu bakıyoruz gayet tabii. Evet, elbette. Belki bu konuda da bu kurtarma kazılarının çok büyük faydası oldu. Hani normal zamanda kimsenin seçip de hani şurada bir kazı yapayım demeyeceği düz yerleşim yerleri, küçük küçük köyler de kazıldı kurtarma kazıları kapsamında. O sayede pek çok şey öğrenebildik. Doğru. Evet hocam. Hocam bir soru Mustafa Dirice'den geliyor. İlkay'cığım. Buyurun hocam. 2,5 saattir oturuyoruz. Bence son 3 soruda bir şey de biraz umut olsun bize de. Tamam hocam. Tamam. Öyle yapalım. O zaman ben bu soruyu sorduktan sonra diğer soruları okuyayım. Ondan sonra en çarpıcı soruları yok, sorayım. Yok, sen seç birkaç tane. Tamam. O zaman son 3 soru soruyorum. Bu Mustafa Dirice Bey çok böyle ısrarla bu soruyu sorduğu için ben bunu sormak istiyorum. Biraz uzun. Yani kendisi de biraz şey yapmış, yorum yapmış. Ondan sonra da soruyu soracağım. Şöyle başlıyor. Arkeolog Profesör Doktor Celal Şimşek sosyal medya hesabından geçen yıl öğrenci tercihi nedeniyle 18 arkeoloji bölümü kapanmıştı. Bu yılın tercihlerini inceledim. 18 bölüm daha kapanacak gibi görülüyor. Antropoloji tercihi yok gibi. Anadolu uygarlıklarının ortaya çıkarılması için kaliteli yetişmiş arkeologlara ihtiyaç her zaman var demiş Celal Hoca. Arkeolog Profesör Doktor Nevzat Çevik ise 63 adet arkeoloji bölümü içinde kontenjanı dolan sadece 5 üniversite var demiş. Yıllardır tercih edilmediği için boş kalan bölümler var. Onların 2-3'ü merkezi kentlerde birleşip daha nitelikli bir doku oluşturabilir. Hemen her bilim alanı için geçerli olan bu kadar enflasyon fazlaydı zaten yorumunda bulunmuş. Şimdi sorusuna geliyoruz. Arkeoloji bölümü bekçi ya da güvenlik görevlisi yetiştirmiyor diye ekliyor. Dolayısıyla defineci vesaire meselesinin bölümlerle ilgisi yoktur. Ayrıca arkeoloji neredeyse ilçelerde bile açılacak bir bölüm değildir. Güçlü bir eğitim kadrosu olmadan da öğrencilere yazık yorumunda bulunmuş. Hocam yani burada aslında... soru yok ki, zaten söyleyeceğimizi söylemişiz. Burada aslında yani... Ayrıca evet, konuşma sırasında da ara eleman eksik, başka alanlarda bir sürü ihtiyaç var da dedik. Bunun evet, cevapları vardı konuşmada. Zaten de Twitter'da da söyleyeceğimizi söylemişiz, arkadaş okumuş oradan. Bir enflasyon var. Yani ne soru, ne anlamadım. Yani enflasyon yok mu? Yani devam mı edelim aşmaya bölümleri? Ne yapalım? Hayır, burada yani bu arkeoloji için olan bu sorun fizik için, coğrafya için, felsefe için de geçerli. Yani onlar da kapanıyor zaten. Geçerli. Sadece arkeoloji. Ben bakıyorum, çoğu kapandı bölümler. Çoğu yani kapanıyor. Devlet politikası mümkün olduğu kadar çok öğrenciyi üniversite tutmak. Yani evet, ama yani şimdi şöyle hocam. Eğitim, üniversitedeki eğitim herkese haktır ama kimseye mecbur değildir. Yani evet, buna bir karar verip gelmişse birisi, onu eğiteceğiz. Yapacak bir şey yok. En iyi şekilde yetişeceğiz. Ama o sonrasında onun bir iş sahibi olma ihtimalinin düşüklüğü bizim arkeoloji hocalarının motivasyonunu dibe vurduruyor.
Yani bir tıp hocasıyla benim durumum farklı. Onun öğrencisi bitirdiğinde hekim olacak, hemen iş başlayacak. Ama benim öğrencim ne olacağı belli değil. Yani bu hoca motivasyonunu düşürüyor. Öğrencilerimize karşı mahcup ediyor. Yani çok zor bir durumda. Hakikaten öğrenci zor durumda. Biz de zor durumdayız. Tıpta bile artık zor iş buluyorlar. Yani şu anda üniversite diploması bir sosyal mutluluk diplomasına. Yani çocuğumuz evlendiği zaman üniversite mezunudur. Ne okudu önemli değil, oraya geldi. Evet, biraz yani şey. Hocam evet, burada bir o zaman onu soru olarak kabul etmeyip üç tane sorumuzu soruyorum. Bir tanesi kısa kısa bunlar. Bilindiği Can Akyürek beyefendi sormuş. Bilindiği üzere yalnızca bu sene değil, daha önce de kazılara gönüllü başvurular alındı. Bu sene hayli fazla yapıldı. Bu meselenin mesleğimizi itibarsızlaştırdığını düşünüyor musunuz? Gönüllü çalışacak insanlara ihtiyaç varsa neden akademik alanda çabalar sarf ediliyor? Bu aynı zamanda güvenlik sorununu doğurmaz mı? Kazılara herkes katılmalı mı diye bir sorusu var. Ben hemen bir cümle söyleyeyim. Ben gönüllü geçen sene de aldım, bu sene de. Ama şöyle, o gönüllüyü sanıyorlar ki biz dışarıdan, işte Amerika'dan mühendis geldi, İstanbul'dan bilmem kim geldi, gönüllü olarak çalışıyor. Onlardan hiç almadım ben. Benim bütün öğrencilerim hepsi gönüllü kazıda çalışan. Neden biliyor musun? Çünkü onlara ben maaş veremiyorum eski gibi. Maaş verip de işe alamadığım için o zaman sigortası olamıyor. Sigortası olamayınca da büyük bir risk bekliyor beni ve öğrencilerimi. Onun için onları biz bakanlığın gönüllü başvurusunu yaptırıyoruz. O kendi gönlüyle gelmiş bizimle çalışıyormuş gibi oluyor. Yani yasal bir zorunluluk gibi sanki. Yoksa hepsi arkeolog çalışanlar, yani kendi öğrencilerimiz veya diğer disiplinlerden ilgililer. Ama onlar maaş alamadığı için gönüllü olarak görünüyorlar. Bunun dışında bir de yani mesela kazının diğer işlerinde de ben yerel toplumda farkındalık yaratmak için mümkün olduğu kadar o bölgedeki insanları da çekmeye ve onları da arada gönüllü düzeyinde farklı alanlarda kullanmayı ve çekmeyi de bir doğru buluyorum ve onu da yapmaya çalışıyoruz ki o bölgede bir farkındalık yaratılsın ve o bölgede bir kültür bilincini de arttırabilmemiz gerekiyor. Haklısınız hocam. Ben de birkaç kere aldım öyle. Çok da başvuru var. Yani bir sorumluluğu hani çok arttırıyor ama çok başvuru alınabilir. Yararlı. Hocam soruyorum. Ayben Bilgin'den var bir soru. Firmalar kazılara sponsor olunca vergilerinden düşüyor diye bir bilgi duymuştum. Doğru mudur? Doğruysa neden sponsor sorunu mevcut? Ama tam düşemiyor hepsini. Kısmen bir oran var. Bir oran kadar düşebiliyor. Yoksa yani verdiği bütün parayı vergiden düşüyor diye bir şey yok. Belli bir küçük oranda bir pay kazanıyor. Vergi ödemiyor biraz. Hocam başka yorumunuz var mı? Bir de daha mesela futbol takımına destek bulmayı daha reklamsal gördükleri için onu tercih ediyorlar. Bir de o tarafı var. Açıkçası. Yani bir tarih öncesi kazının görselleri az olduğu için firmalar buna biraz nazlanıyor. İşte biraz daha görken anıtlar sağ bir şey kazıyor olsaydık belki ne bileyim ben. Nemrut Dağı'nı kazıyor olsak daha kolay bulurduk herhalde. Kesinlikle. Hocam bir proto historia ile ilgili bir Doğa Önen'den bir soru var. Son sorumuzu soruyorum. Proto historia alanı göz önüne alındığında en az araştırılmış sorular nelerdir diye soruyor. Herhalde protohistoryacı olarak buna benim cevap vermem gerekiyor. Lütfen hocam. Şimdi protohistoryanın zaten tanımı da tam anlaşılır değildir. Hani prehistorya nerede biter? Protohistorya nerede başlar? Hani işin ta tanımından başlamak lazım. Ön tarih kavramı nedir? Hani aslında biz işte insanların yerleşik yaşama başladığı dönemden itibaren mi araştırmalıyız yoksa belli bir dönemden sonrasını mı? O da ayrı bir konu. Hani bu tür anabilim dallarının aslında tanımının yeniden ele alınmasından yanayım. Prehistorya deyince o kadar geniş bir hani insanlık tarihini 12 saate bölerseniz saat 12'de olan kısım bizim şeye giriyor. O bakımdan baktığımda hani evet protohistoryacılar mesela genellikle neolitik
kazmayı tercih etmeyiz. O prehistoryacıların işidir. Ama ben şu an 3 senedir 2 tane Neolitik höyüğün kurtarma kazısını yapmak durumundayım. Çünkü Neolitik olduğunu bilmiyordum ben o höyüklerin. Daha geç dönemlere ait olduğuna zannediyorduk. Öyle bir rapor vardı. Çünkü Neolitik malzeme elde edilmemişti yüzeyden. Hani bu durumda aslında tabii bu tür daha az araştırılmış alanıdır protohistoryanın Neolitik. Onun dışında hani mesela işte kaç tane Hitit kazısı var? Bunlar da protohistoryaya giriyor. Dünya kadar Hitit kazısı var, ona bakarsanız bir sürü. Peki bütün Hititler hakkındaki sorularınıza cevap veriyor mu? Hayır. Hangi dönemi çalışırsanız çalışın, tamamını, tüm işte bölgedeki her şeyi kazıp değerlendirmediğiniz sürece karanlık sorular her zaman kalacaktır. Ve o sorunsallara bir takım cevapları vermek için de eğer işte o sırada hasbelkader kazdığınız yerde o soruya cevap verecek bir şey bulduysanız o sorunun cevabını almış oluyorsunuz. Ama başka bir bölge için değil, o bölge için geçerli oluyor. Çünkü her bölge kendi içerisinde farklı dinamiklere sahip. Onun için karanlık soru çok fazla. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ya bazı soruları ben soramadım tabii. Arkadaşlar da niye benim sorumu sormadınız, niye atlayarak gittiniz gibi yorumlar yapmış. Çok özür diliyoruz arkadaşlar. Yani hem süremiz kısıtlı hem de hocalarımız fazla da yormak istemiyoruz. Ama şöyle bir öneri sunabiliriz. Artık biz bu Uluslararası Arkeoloji Günü'ne katılımın temelini attık bu sene. Gelecek sene umarım, umut ediyorum ki şu pandemi biter de yüz yüze gelir, güzel bir panel hazırlarsak bütün gün boyunca sabah 9'da 10'da başlayıp akşam üzeri 5'e varınca bu konuları detaylı bir şekilde umarım yüz yüze konuşuruz diye umut ediyorum ben. Değerli hocalarım, son bir cümle söylemek ister misiniz konuyla ilgili? Ondan sonra da kapatalım. İlkay'cığım, ben söyleyeceğim hemen bir cümlede önerim var sana. Tabii şimdi ki. Bence bundan sonraki bu webinar toplantılarında konferansçı çağırma. Bence sadece oraya yaz ki sorularınız yanıtlanacaktır. O zaman ilgili alandan bir hoca, diyelim Tuba Hoca, Mehmet Hoca ya da ben kim, bir sürü hoca var. Onlardan birisi otursun mesela, belli alanlarda başlık koy. De ki klasik arkeoloji Roma dönemi mesela bir şeydi. O günle onunla ilgili her şeyi hocaya sorsunlar. Hiç konferans olmasın. Soru cevap, insanlar sorsunlar, cevap alsınlar bence. Böyle bir, kim de yapmıyor bunu, böyle bir şey yap bence, önerim. Tamam, bu arada olur. Da teşekkür ederim toplantı için. Sağ olun, hocalara da teşekkürler. Katılanlara da, size de organizasyon için öpüyorum. Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Buyurun Mehmet hocam. Çok kısa bir öneride bulunayım. Bundan sonra eğer böyle bir toplantı yaparsanız biz hocalardan çok gençleri bir araya getirin. Gençler, evet. Bizden iki kuşak sonraki, yani bugünün şu, yani yarın iş yapacak olan genç kuşak kendi arasında tartışsın. Evet. Fikirlerini ortaya koysunlar. Birbirlerini anlasınlar. Birbirlerinden bilgi alışverişi yapsınlar. Ve artık biz çünkü her yerde, her platformda konuştuk. Bizim ne dediğimizi, ne diyeceğimizi aşağı yukarı arkadaşlar biliyorlar. Ama birbirlerini tanısınlar. Birbirlerine açılımlarını yapsınlar. Onlar görüşsünler. Bence o çok daha yararlı olur. Ama Nevzat Hoca'nın dediğine de katılıyorum. Yani birçok şey yapılabilir. Ama bence gençlere o imkanı vermek, gençlerin önünü açmak daha doğru olacaktır. Ama ben böyle bir toplantıda bu imkanı verdiğiniz için, bu olanağı sağladığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese, özellikle Nevzat Hoca'ya, Tuğba Hoca'ya da onları çok özlemiştim. Ve bu sayede onları da görme imkanı verdiniz. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Dinleyenlere sabırlarına teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Tuğba Hocam, son bir... Ben de şöyle bir şey önerebilirim. Bu tür hani panellere belki yöneticilerden de birilerini davet ederseniz, buradaki pek çok soruya biz cevap veremiyoruz. Bürokratların da vermesi gereken konular da var. Onun için belki işte bazı müze müdürleri ya da genel müdürlükten daire başkanlarının da katıldığı bir panel düzenlemenizin oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Evet, ya aramızda müze müdürlerimiz var aslında ama şöyle de bir şey var. Ben de biraz geç tabii aklıma geldi bu durum. Söylediğinize katılıyorum.
Kazılar Dairesi Başkanı Umut Bey'i aradım. Hatta genel müdür yardımcılarımızla da görüştük. Tabii onların çok yoğun bir programı var. Şu an işte geçen hafta Şanlıurfa'dalardı. Bugün İzmir'e geçtiler. Bayağı böyle bir yoğun programları içinde ve bu saatte de uçakta olacaklarını söylediler. O yüzden katılamadıklarını ve selamlarını iletti hepsi. Ama umuyorum ki pandemi biter de seneye yüz yüze birlikte bir araya gelirsek bu sorunları daha iyi, daha detaylı olarak konuşuruz diye ümit ediyorum ben. Evet, en azından bizim cevap vermekte zorlandığımız konular var. Çünkü bizi aşan konular var. Evet, yani, evet hocam haklısınız. Bu sorulara onlar cevap verebilir bence. Evet hocam, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar çok teşekkürler katıldığınız için. Başka bir programda görüşmek üzere. Hepiniz saygı, esenlikle kalın, sağlıklı kalın diyorum. Hocam isterseniz biz en son çıkalım ev sahibi olarak. Arkadaşları uğurlayalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hocam tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.